Herkese merhabalar, ee, bugün e, Aura İstanbul'un 2017 yılından yani kurulduğu yıldan bugüne e, düzenli olarak organize ettiği Cumartesi Aurası Disiplinler Arası Konferans Lisesi'nde birlikteyiz. 2020'nin son etkinliği aynı zamanda bugün. Yine çok özel bir konuğumuzla beraberiz. Güz e, döneminin de 5. Cumartesi Aurası Konferansı oluyor. Bildiğiniz gibi her Cumartesi Aura'da bir etkinlik var. Artık her cumartesi ya cumartesi arasında beraberiz ya Ağrı forumlarda beraberiz. Dolayısıyla diyalogumuzu, iletişimimizi tüm izleyenlerimizle ve program katılımcılarımızla sürdürmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bugün bu bir nevi çok özel günde <laughs> yeni yıla girerken diyelim bizle beraber olduğunuz için hepinize şimdiden çok teşekkür ederim. Ben sözü Avrua İstanbul'un kurucu üyelerinden ve aynı zamanda yönetim kurulu üyelerinden Mimar Yılmaz değere veriyorum. Yılmaz Bey mikrofon sizde. Çok teşekkür ederim. Ee, ben de tüm izleyicilerimize hoş geldiniz diyerek sözlerime başlamak istiyorum. Ee, senin de belirttiğin gibi bugün Avrua İstanbul'un Cumartesi Ağurası etkinliğinin e, bu yılki son konferansını gerçekleştiriyor olacağız. Ee, konuğumuz sevgili hocamız doçent doktor Ece Ceylan Baba kendisine ben de davetimizi kabul ettiği ve bugün bizlerle birlikte olduğu için Allah adına çok teşekkür ediyorum ve hoş geldiniz diyorum. Ee, Ece hocamız e, bugün bizlerle ideal Kent Arayışı'nda Mimari İtopyalar başlıklı Konferansını paylaşacak. Eee Ece hocamızı çoğu izleyicimiz yakından tanıyor. Ne kadar aktif ve üretken bir akademisyen olduğunu e, çok iyi biliyor, eminim. E, ben yine de Ece hocamızın kısa bir biyografisini sizlerle paylaşmak istiyorum izninizle. E, lisans eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümünde, yüksek lisans eğitimini Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Anabilim Dalı'nda, doktora programını ise Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Tasarım Sorunları programında tamamlayarak doktor ünvanını almıştır. 2016 yılında doçent olan Ece Ceylan Baba, İlitepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü öğretim üyesidir. Mayıs 2017'den bu yana aynı üniversitede Mimarlık Bölüm Başkanlığı görevini yürütmektedir. Akademik alanda Mimari Ütopyalar ve Distopyalar, işçek yapılaşma, küreselleşme, kullanıcı katılımı, çevre ve kentli psikolojisi, konu tipolojileri ve loft kavramı konularında çalışmakta, inceleme, araştırma ve yayınlarında bu alanlara yönelik olarak sürdürmektedir. Ee, hocamızın İdeal Kent Arayışı'nda Mimari Ütopyalar adlı yeni yayınlanmış kitabından önce de e, Tasarım Demokrasisi ve İstanbul, Loft, Modernizm'den postmodernizme geçiş sürecinde Loft mimarisi ve İstanbul'daki Yansımaları adlı iki kitabı daha bulunmaktadır. Akademik çalışmaların yanı sıra profesyonel meslek yaşamına baba mimarlık kurucu ortağı olarak devam eden Ece Ceylan Baba, İMSAT, İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği ve TUKSA, e, Türk Yapısal Çelik Derneği, adlı sivil toplum kuruluşlarında yönetim kurulu üyesidir. Ve ayrıca Aura İstanbul'un da eğitim danışma kurulu üyesi olarak başından beri destekçisidir. kendisine bu vesileyle tekrar çok teşekkür ediyorum. Ve sözü kendisine bırakıyorum. Yılmaz Hocam çok teşekkür ederim. Ee, öncelikle benim için sizlerle burada olmak e, çok özel. E, Aura benim için çok özel. E, Aura'nın ben kurumlar üzeri bir yapısı olduğunu ve Türkiye'de başka bir örneğinin de bulunmadığını e, ve her geçen dönem e, hem üretiminin hem de burada paylaştığınız bilgiler, e, davet ettiğiniz kişilerin e, Çıktılarıyla kalitenin yükselişine tanık olan biri olarak sizleri ve bütün Aura ailesini kutluyorum. Pandemi döneminde olmanın bir avantajı da işte yaklaşık işte 250-300 kişiyle bir aradayız. Aura'nın ortamında fiziki şartlarda belki bu gerçek olamazdı. O yüzden umutlarla, güzel dileklerle bu yılı kapatalım ben de e, normalde konuşmalar zaten e, oldukça yoğun, çok fazla e, webinara işte çevrim içi toplantıya katıldığımız bu dönemde. E, cumartesi gününü bize ayıran, burada olan herkese, bütün Aura dostlarına, bütün e, meslektaşlarıma, hocalarıma, öğrencilerimize çok teşekkür ederim. E, normalde arka planı hep Beyaz e, bir boz, boş duvar olarak planlarım ama bugüne özel hem yeni yılı kutlayalım istedim. E, kızımın ve yeğenimin süslediği ağacı e, arka planıma aldım. Daha doğrusu ben oraya taşındım. Ve arka planında da sevgili e, Emin Mete Erdoğan'ın bilimkent distopyalarıyla da ilişkilendirdiğim bir eseri var. O yüzden bugünü biraz daha en formal kılmaya da çalıştım. E, ben izninizle sunumuma başlayacağım. E, öncelikle e, konu çok e, uzun, yani daha doğrusu e, bu benim için önemli bir araştırma serüveni. E, aslında basit bir araştırma ile başladı, sonra e, konu beni e, içine çekti, e, çok heyecanlandırdı ve en sonunda da bir kitaba dönüştü. E, Sevgili Yem yayın e, bastı e, kitabı e, tam bir yıl önce, geçtiğimiz e, yıl bugünlerde baskısı tamamlandı ve satışa çıktı. Yem yayından aldığım bilgiye göre de Ocak ayında ikinci baskıya hazırlanıyor. Bu benim için çok kıymetli. Demek ki bu alana ilişkin ilgi duyan, bu alanda araştırmaya hevesli başka araştırmacılar da var. Umarım aramızdalardır ve ben de onlardan öğrenirim. Sunumun sonunda sizlerin eleştirilerini, yorumlarını ve katkılarını duymayı çok arzu ederim. Eğer sizin için de uygunsa. Ee, sunumumla ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum. Sunum e, üç aşamadan e, oluşuyor ve e, bu e, üç aşamayı e, kendi içinde şöyle programladım. İlk e, bölüm Ütopya'ya e, kavramsal bir kavramsal bir yaklaşım yani Ütopya'yı e, kavrayışa yönelik. E, Bazen mimari olan ama bazen de mimari olmayan başka söylem ya da alanlarla olan olası kesişimleri, bunu anlatacağım. Ardından ikinci bölüm, biraz da uzunca olan bölüm, bir nevi literatür özeti, kentsel ve mimari ütopyalara ilişkin... Geçmişte farklı yüzyıllarda, farklı ideolojilerin altında e, üretilmiş olan e, ütopyaları anlatacağım ve e, biraz da öznel e, ama öznel olmasını da özellikle istediğim vurgu yapmak istediğim bir durum, Post e, postmodern ya da post sanayi dönem dediğimiz aslında hala daha belki içinde yaşamakta olduğumuz dönem yani 20. yüzyılın son çeyreği ve 21. yüzyılın ilk çeyreği bu 50 yılı e, kapsayan ve bugün biz ütopya kavrayışını nasıl okuyabiliriz de ilişkin bir eleştirel e, bakış, bir e, çerçeve. Üçüncü bölümde de bunu sunmaya çalışacağım. Normalde çevrim içi sunumlarımı elimden geldiğince bir saati aşmayacak şekilde planlıyorum ama bugün öyle değil. Bugün biraz uzun konuşacağım izninizle. E, bunun iki sebebi var. Birincisi Burada sorumluluğu paylaşayım. Aura benden kitabın bütününe ilişkin bir sunum istedi. İkinci durum da Aura'da ben de keyifle izliyorum. Daha uzun sunumları dinleyebilen araştırmacı bir izleyici kitlesi var. Biraz da size güvendim. O yüzden sunum bir parça uzun. Belki kahvelerinizi yenilemek istersiniz diye baştan söylemek istiyorum. İzninizle başlıyorum Seda. Evet, buyurun. Size önce bir kavrayış e, haritası. Bu belki biraz diyagramatik bir şey. Sunum da genel olarak böyle bir akış içinde. Ben daha çok anlatmaya çalışacağım. Size bazı e, görseller göstereceğim. E, yazı ve metin yoğun bir sunum değil. E, ama e, bu mecranın e, araştırmacılar tarafından e, takip edildiğini bildiğim için... Hangi konuya ilişkin konuşuyorsam benim için o alandaki temel kaynakların ne olduğunu da sizlerle paylaşmak istedim. Ben bilgiyi her zaman paylaşma tarafında olan bir e, araştırmacıyım. O yüzden sunum boyunca ekranda üstte nasıl bir başlık görüyorsanız alttaki e, yatay barda o başlığa ilişkin benim temel olarak beslendiğim, konuya ilişkin öğrendiğim e, kaynakları da size yazdım bu bir akademik yayının kaynakçası gibi değil. Benim temel beslendiğim birincil kaynak havuzum gibi düşünebilirsiniz. Her slaytta bu değişecek. bugün günümüzde ütopya'ya ilişkin bir, küçük bir araştırma yaptığınızda dahi konunun ne kadar çok boyutlu, ne kadar çok katmanlı olduğunu hemen algılayabilirsiniz. O yüzden ben aslında kitabın da ilk bölümünde e, Ütopya'nın tanımdan kaçışı diyerek böyle bir söylemle giriyorum. E, ve Ütopya kavramını beslediğini düşündüğüm, ilişkilendiğini düşündüğüm temel bazı söylem ya da kavramları e, ekrana siz, size yazdım. Her biri üzerine kısa kısa konuşacağım. E, Ütopya'ya ilişkin ilk söylemek istediğim şey, bugün tasarım ortamında, tasarım yöntemleri adına, işte İngilizce'de paradigm shift, Türkçe'de paradigma kayması, paradigma sekmesi gibi e, dillendirilen e, başka bir e, gerçekliğe, başka bir doğruya doğru meyil etme hali, Ütopya'da biraz daha farklı. Ütopya'nın bir paradigma kayması değil, alternatif bir paradigma olma halinden söz etmek istiyorum. Yani Mevcut durumu reddeden ve yeni bir gerçekliğe e, e, geçişi e, arzulayan bir e, durum. E, konu olarak, kavram olarak olumlu bir his veriyor olabilir. Ama ben bugün biraz bu olumlu hissi e, arkasını da yani madalyonun diğer tarafını da ele alıp Ütopyaların e, biraz gri, biraz karanlık taraflarından da söz etmek istiyorum. Şöyle bir e, tanım demeyelim ama giriş yapabilirim. Ütopya e, düşlenmiş fakat henüz uygulamaya geçmemiş, geçirilememiş olan yer e, ve en belirgin özellikleri e, kusursuz bir tasarım iddiası taşıması, rasyonel bir düzen, e, otoriter ve totaliter bir tavırla beslenmiş, e, mutlak bir e, daha doğrusu bezenmiş bir mutlakiyetçilik diyebilirim. Ve devlet kuramının yazınsal bir türü olarak ortaya çıkıyor Ütopyalar. İlerleyen dönemlerde çeşitleri farklılaşsa da, bunlar mimari ya da kentsel Ütopyalara dönüşse de, her zaman devlet kuramıyla el ele olmayı da sürdürüyor. Bu anlamda Ütopyalar en mimari ağırlıklı versiyonlarında dahi, e, siyaset felsefesi gereği e, bir e, devlet kuramıyla bütün bir ideal düzenin arayışında ve üretilmeleri çoğunlukla e, bunalımların ya da e, toplumların zorluklarla baş ettiği işte savaş, salgın, e, çeşitli e, ekonomik krizler e, böylesi dönemlere denk geliyor. Ve burada böyle küçük bir parantez açıp bugüne de biraz vurgu yapmak istiyorum. Ben bugüne ait de bugün bu geçtiğimiz dönemde de e, pek çok ütopya ve distopyanın da üretilebileceğini bu nedenle düşünüyorum. E, henüz içindeyiz, daha bitirmedik süreci ama e, bugünlerin de e, tarihte özel günler olduğunu düşünüyorum. Ütopyalar birer ideal e, ve bu anlamda bu idealden gerçekleşecek olan en küçük bir düşüş dahi ütopyayı bozacak ve ortadan kaldıracaktır. Bu nedenle de tarihte e, pek çok ütopya bu ideali hayata geçirmeye çalıştığında kağıt üstünde mükemmel de görünse e, kayıpsız bir şekilde hiçbir zaman gerçekleştirilememiştir. E, ama ütopyaların tarihteki en önemli etkisi e, toplumu ve kent yaşamını dönüştürme yetileri olmuştur e, demek yanlış olmaz. Ee, Ütopya çok geniş bir alana saçılıyor ve pek çok alanla besleniyor. Bu nedenle tek bir kavram altında pek çok farklı tanımlamaya da rastlayacaksınızdır. Ee, bu yüzden kavramın ne olduğuna ilişkin de e, yazın da çok e, saçılmış durumda. E, algılayabilmek için ben size... E, Genel bir kavrayış sunmaya çalışacağım. Bunları bazen böyle bazı anahtar kelimelerle, bazen böyle bazı söylemlerle, cümle cümlevari söylemlerle anlatmaya çalışacağım. İlk kavram arzu. Ütopya bir arzunun dile getirilişi. Hali hazırdaki yapısından memnun olunmayan kentin memnun olunabilecek bir yapıya dönüştürülmesine duyulan arzu. Ee, daha iyi bir varoluş e, ya da daha iyi bir yaşam arzusu. Ve ütopya ürettiği tasarımla henüz zihinlerde bir arzu olarak duran kenti zihinden dışarı atıp görselleştirme ve temsil edilebilme çabası içinde olan da bir durum. Ee, benim için önemli bir kaynak. Ee, Moylan Moylan şöyle e, tanımlıyor ütopyayı. Arzunun görüntüleridir, diyor. İkinci kavram umut. Umut henüz gerçekleşmemiş e, bir şeyin olabilirliğine tutunmak. E, ve şimdinin, içinde bulunduğu durumun e, yetersizliğinden doğar ve aslında geleceği olumlar. Aslında çok temel bir yaşam içgüdüsü. Tıpkı arzu gibi... Umut da insanlığın daha iyi bir dünyanın mümkün olduğuna ilişkin e, ütopyacılığın temel bileşenlerinden biri. Kontrol altına alınabilen bir geleceğin şimdikinden çok daha iyi olacağına in ilişkin inancın verdiği bir umut bu umut. Ütopik bilinç e, varlığı çevreleyen durumla özdeşliğin reddi. Bunu biraz açmak istiyorum. Ee, ütopik düşünce mevcut durumu meşrulaştıran e, ve ideolojik duranlığın kapalılığını kırmaya girişir. Böyle bir iddiası vardır. Ee, ve ütopik eleştiri mevcut durumla e, tüm bağı keserek geçmişe ilişkin tümden bir reddiyeden yana olduğunu da baştan ortaya koyar. Ve eleştirileri ...belirli kişilere ya da sistemin bazı yönlerine ilişkin değil... ...sistemin bütününe yönelik e, tutar. E, hali hazırdaki sistemi tümüyle reddeden... E, ...bu sisteme karşı yeni bir kaldırma manifestosudur. Oldukça devrimsel bir e, üslubu, dili vardır. Pek çok farklı bileşenin ve... E, Çatışan toplumsal çıkarların e, çekiştirmeleriyle, yani e, bozulmalarıyla, bazen kısmen uzlaşmalarıyla ya da bazı çatışmalara ve verimsizliklere razı olmalarıyla ya da alışmalarıyla ortaya çıkan kentler, biraz postmodern bir üslup, e, rasyonelliğin bir gereği olarak biçimlerde değil, evrimsel bir çizgide, aslında biriken binalar, yollar, bellek, alışkanlıklar ve temayüllerle yapılanıyor. Evrimsel gelişimin yerine kendisine arı aklı rehber edilmiş devrimsel bir darbe önerir ütopyalar ve bu darbeyle geçmişe ait olan her şeyin silinmesi gerektiğini, yerle bir edilmesi gerektiğini, yerine sıfırdan rasyonel olanın inşa edilmesi gerektiğini öne sürer. Davis aşağıda kaynakçasında verdim benim için çok önemli bir e, metin e, Çeviriyi doğru yapmaya çalışacağım. Ütopik alıntılarda a, ütopik anlatılarda en çarpıcı olan şey psikolojik, koku alma ve ön sezi noksanlıdır der. Çünkü her şey, arı bir rasyonelliğe bağlanmıştır. Ütopya kendine özgü bir tarih ve e, karakter taşıyan bir bakış açısıyla e, bir toplum idealinin modellenmesidir diyebiliriz. Ve modernizmin kimliğine son derece uyumlu bir şekilde Ütopya Önce tasarlayıp sonra gerçekleştirmek üzerine kuruludur. Yani bu bizim mimari tasarımda izlediğimiz yolun tam tersi. Dahası bu modelleme e, yalnızca bir yer için değil, her yer için geçerli ol olacaktır. Her yeri kapsayabilecek bir e, söylemi olduğunu söyleyebiliriz. Ve var olanın kapsamlı bir reddiyle yıkılıp, e, boş bir alan üzerine yeniden inşa edilen yeni bir yapı özelliğindeki bu Ütopyalar eskiyle olan tüm bağlarını da kopardığından yerel olmaktan, yerellikten tümüyle sıyrılır. Zaten Ütopyalar özü gereği tek bir yer için tasarlanmış değillerdir. Bir modelleme olarak her türlü kentleşmeye tabidir. E, bu nedenle tek değil ya da yerel değil evrensel olma iddiası taşır. Ütopya modellemesi bir kez yapılır ve ardından tüm dünyanın bu modele uygun olarak yenilenmesi beklenir. Ütopya var olan e, düzenin kusurlarından arındırılmış belli bir yaşam biçiminin inşasını amaçlar. Halihazırdaki durumun e, Eleştirisinden doğan bir alternatif paradigmadır. Konuşmanın başında da bunu anlatmaya çalıştım. Ee, alternatif fakat kusursuz olan, ideal olan düzenin e, kentin tasarımının yeniden yapılmasıyla doğrudan desteklendiği e, kanısındadır. E, ve eskinin tüm kalıntılarının e, temizlenip tamamıyla yok edilmesinin, hiçlenmesinin ardından e, pek çok konunun alternatif düzenle hiç olmadıkları kadar verimli hale geleceği varsayılır. Ütopya Platoniktir. Yani kusursuz bir idealdir. E, felsefede idea yük anlamına da geliyor. İdeal olmak aslında yine olumlu bir çağrışım yapsa da Hayatı zorlaştıran bir durum bizler için. Ve Platoncu anlamda ideal olandan maddeler evrenine dönüşerek düşmüş, e, bozulmuş temsillerden oluşan gerçeklik, tasarlanan ütopya aracılığıyla yeniden e, ideal dünyaya e, tahmin edilmeye çalışmaktadır diyebiliriz. Ve kusursuz olma iddiası da taşıdığı için, kendi içerisinde değişime devamlılık katacak bir dinamizmden de yoksundur. Çünkü ideale ulaştığına inanır. Ve Ütopyalarda da e, kusursuzluğun monotonu hüküm sürer. E, eriştiği noktadan sonra değişime kapalıdır çünkü. Ütopyalar toplumsal bir e, konsensus ya da uzlaşmayla inşa edilmezler. Ve... E, aslında tek bir kişinin arı rasyonel zihninde üretilirler. Bu nedenle de ütopya toplumsal mutabakata da kapalıdır. Ütopyacı bazen bir filozof, bazen mimar, bazen planlamacı, bazen mühendis, bazen sosyolog, bazen bir hukukçu hem de bir monark gibi davranır. Dile getirmese de arka planda aslında tanrı olmaya soyunmuştur. Ütopyacı kendinde bu gücü görür ve bu gücü daima rasyonellikten alır ve buna inanır. Bu söylemlerin modernizm dönemini çok etkilediğini ne dair çok şüphelerim var. Birçok metinde rastladım ve söylemler gerçekten çok paralel. Ütopyalar insanın bir doğası olduğunu tüm yaşamının bu doğayla uyumlu ve onun çevresinde inşa edilmesi gerektiği fikrine katılmaz. E, aksine, e, çevresel şartların değiştirilmesiyle insanların ve toplumun da değişebileceğine inanır. Kentin ideal biçiminin toplumu ve sosyal yapıyı da idealize edeceğini varsayar. Dolayısıyla her ütopya aslında mimari bir ütopyadır. Çünkü yapılı çevre üzerine inşa edilen bir düştür. Ve kentin fiziksel şartlarının dönüştürülmesi toplumun istenilen yönde biçimlendirileceğine olan inancı da içinde barındırır. Ütopya düzen adına özgürlükleri ikinci plana alan bir yapıdadır ve Toplumun rasyonel iz işleyişi için özgür iradeyi ortadan kaldırır ve toplum için rasyonel olmayan her şeyi istisnasız bir şekilde sistemin dışında bırakır. Bu anlamda baskıcı ve anti özgürlükçüdür. Bireyin kişiliği toplum içinde eritilir ve kişi toplumun herhangi bir bireyinin bir türdeşine, bir benzerine indirgenir birey bir kurguya, bir simgeye dönüştürülür. Tam bu noktada yine bugüne vurgu yapmadan edemeyeceğim bir küçük parantez açayım. Sonra belki bunu da tartışırız. Ütopya önce bir lokasyona, bir yere, mekana ve asli olarak da bir kente giydirilen bir tasarımdır. Kentsel bir forma sahiptir ve Yine burada Mumford'da bir gönderme yapalım. Mumford der ki, ütopya bizzat kentin kendisidir. Ütopya, mekanın var olan halinden kurtarılmış, arındırılmış ve en baştan düşsel bir şekilde yapılandırılmış biçimidir. Böylece kentler ideal toplumu yaratan iz düşümler olma özelliğini taşır ütopyalarda. Ütopyacılar var olan yapıyı bütünüyle değiştirmeyi arzuladıklarından alabildiğine radikal ve devrimcidirler. Ancak e, amaçladıkları yeni kentin mimarisi ve toplumsal yapısına ulaşmaları halinde artık hiçbir değişikliği kabul etmezler. Fakat kuramsal olarak devrimci olan Ütopya, kendini inşa eder etmez yine kavramsal tarafta bir muhafazakarlığa savrulur ve kendini bu durağanlığın içine yerleştirir bir, bir daha değişmemek üzere ütopyalar kendilerinden önceki aşamalara oranla pek çok alanda ilerleme sağlasalar da bir kere sıfırdan inşa edildikten sonra yeniliklere açık olmamakla ve Otoriter bir biçime bürünmekle de eleştirilirler. Ancak her ne kadar çeşitli nedenlerden dolayı eleştirilseler de Ütopyacı girişimler e, kent ve kentsel mekana ilişkin yeni, ilerici çözümler sunmayı e, amaçlamışlar ve bunların bir kısmını kentlere ve kent yaşamına nakletmeyi de başarmışlardır. Ütopyalar eşitlikçidir ve genellikle ortak mülkiyete dayalı bir toplum düşüdür. Ancak bu eşitlikçilik kişilerin özgürlüklerini de askıya aldığından ve belli dayatmalar içerdiğinden özünde amaçlamış olduğu mutlu insanlardan oluşan bir kent tasarımını da ıskalar. Ütopyaların eşitlikçiliği genelde onların Modellenme aşamasında tasarlanan e, ve yüksek e, refah seviyesini e, de bir eşitlik sağlayan düzenek olmaktan çok ortalama asgari koşulları sağlayan bir eşitlik olmakla itam edilir. Evet sunumun ilk bölümü e, ütopyanın neden tanımdan kaçtığı. Neden farklı alanlarla ya da kavramlarla bir arada e, e, anlaşılması gerekliliği üzerineydi. Bu bölüm benim için alabildiğine öznel. E, bunlar benim tabii ki belli kaynaklara dayanarak e, yaptığım çıkarımlar olsa da ben böyle bir kavrayış diyagramı, kavrayış haritasını e, konuyu Biraz daha ideal kent söylemine indirgemeden önce yapmayı doğru buldum. Sizleri de biraz konuya ısındırmak adına. Şimdi ikinci bölümüne geçeceğim sunumun. Seda her şey yolunda mı? Bir Harika şey gidiyor. Var mı? Hiçbir sorunumuz yok. Merak etmeyin. Peki. Ben bir su içeceğim izninizle. Ee, i̇deal kent söylemi e, aslında ütopya ile özdeş gibi görünse de e, ütopyalar e, ilk ütopyalar masum görünüyor mu? Evet. Ee, siyah bir şey evet. görüyoruz. Ok görüyoruz. Evet. E, bir Birçoğunuzun bildiğini düşündüğüm Thomas More'un e, ütopya metni ne kadar? Adına ütopya denmese de ideal kent e, arayışları e, pek çok e, dönemde, daha eski dönemlerde gerçekleşmiş. O nedenle ben buradaki bu literatür özetini biraz daha geriden başlatıyorum. Sizleri biraz daha e, antik çağdaki ve rönesans dönemindeki ideal kent tasarımlarının düş dünyasına da e, biraz e, yolculuk yapmaya davet ediyorum. Ee, Ütopyaların tüm arzuları e, ancak belli bir mekanda gerçekleşebileceğinden e, bu mekanın üretilmesi, tasarımı ve inşası Ütopya için yaşamsal yani öncelikli olan e, bu fiziksel çevrenin üretimi ve mekan Ütopya'nın düş haritasına göre en başta şekilleniyor. Ve bir şekilde kentsel bir forma sahip olan e, Ütopyalar e, kentin bütünüyle ve kent ...imgesiyle iç içe ve her zaman kent ortamlarında kurgulanmış. Ütopya hem bir kentsel düzen önerisi hem de bunun ideal boyutunun çizilmesidir diyebiliriz. Platon ve e, Aristoteles için toplumsal yaşamın en optimum e, örgütlenme biçimi... ...ve ideal toplumun yaratılabileceği en verişli, en elverişli ortam... E, Kenttir derler, buna inanırlar ve e, insanın fiziksel çevresiyle birlikte biçimleneceğine inanan Ütopyacılar da tasarladıkları ideal toplum için önce bir ideal kent, e, ardından bu ideal toplumu kurmaya gayret ederler. Antik Yunan'da Platon'un devlet metni gibi ideal düzen arayışları hep polis yani hep kent e, üzerinde temellendirilmiş. Ve ardından Thomas More, e, ideal düzenini kentsel örgülen, örgütlenmeye dayandırır. Yine aynı dönemde e, Campanella, Güneş ülkesinin cinsiyet ayrımcılığına dayalı yönetsel ve dinsel baskı düzenini yine kente dayandırır. E, benzer bir şekilde e, Yeni Atlantis metninde Bacon, e, deneysel bilimin gereklerine dayalı... Toplum düzeninin temellerini yine kent üzerine e, atar. E, 19. yüzyılda ortaya koyulan işte Kabe'nin İkeria'ya yolculuk ya da e, Bellamy'nin e, Geçmişe Bakış 2000'den 1887'ye çok müthiş bir metin. E, 20. yüzyıl ütopyaları arasında yer alan Wells'in e, Bir Modern Ütopyası ya da e, Gilman'ın e, kadın toplumunu kurguladığı Herland. ...ya da Aldous Huxley'in ütopik e, toplumunu ele aldığı ada başlıklı yapıtlar... E, ...hep düzenli ve planlı kentlere dayalı e, klasik ütopyalara örnek olarak gösterilebilir. Ütopyalardaki kentler e, ideal kent temasıyla e, ve bu ikisinin etkileşimiyle oldukça ilişkilidir... ...ve ütopya ideal kent arayışı arasındaki işteşlik... Birbirini sürekli besler. Ben tam da bu sebeple ütopyaları ya da kentsel ütopyaları ideal kent kavramıyla kol kola, iş birliği içinde okumaya gayret ettim. Şimdi aşağıda bir kolaj görüyorsunuz. Onlar üzerinden geçeceğim kısa kısa. Önce antik çağ ilişkin bir şeyler söylemek isterim. Tarihin günümüze değin kalan ilk ütopya benzeri yapıtlarına çeşitli coğrafyalarda rastlayabiliriz. Örneğin Akdeniz Havzası, Hint Vedaları ya da Çin klasiklerinde rastlanır. E, bu yapıtların ortak özellikleri geçmişte var olduğunu düşündükleri altın çağa gönderme yapar. Ve e, antik çağ ütopyaları da e, ideal kent ve devlet kuramının ilk embriyolarıdır demek yanlış olmaz diye düşünüyorum. Ee, yine antik çağ ütopyalarını daha çok efsane ve mitlerde de, onlara karışmış olarak e, edebi yapılarda da e, bulabiliriz. Tarihin bilinen ilk ütopik metni Sümerler tarafından, bundan yaklaşık e, 5000 yıl önce kil tabletlere e, kazınmış. Ve bu Sümer efsanelerinde cennet e, olarak tasvir edilen Tilmun Adası. Ulaşılamayan bir yer, tam da ütopyacı bir yaklaşım ee, ve savaşa ve herhangi bir çatışmaya yer olmayan, ulaşılmaz bir e, ada. Ee, dünyanın bilinen en eski ütopik ülkesi, kenti de Atlantis. Ee, duymuşsunuzdur. Ee, günümüze Platon'un metinleriyle erişiyor ve bu anlatıların içinde Atlantis içinde bulunduğu okyanusa adını veren bir ada Ada konusunu daha sonra konuşuruz. Ütopyaların büyük bir kısmı adalarda kurgulanmış. Bağımsızlık ve bağlamdan kopuş, ana karadan kopuşu da temsil ettiği için. Platon'un anlatısındaki toplumsal hiyerarşik düzen Atlantis kentlerinin mekansal organizasyonunu da şekillendiriyor. Buna ek olarak Platon'un Antik Yunan'da Atina yönetimindeki bozulmaya ilişkin tepki olarak yazdığı devlet kitabı yeni bir ideal kent devlet e, düzenini de tasarlıyor. Ve sadece bunu kavramsal olarak yapmıyor, e, kenti ve kentsel yapıyı kuruluş yerinden işleyişine, mimarisinden trafiğine, üretim biçiminden atıklarına kadar düşünerek incelikli olarak tasarlıyor ve bu kadar ayrıntılı bir tasarım betimlemesi Ütopyacılık tarihinde de bir dönüm noktasıdır e, ve Platon'un e, başlattığı bu geleneği e, Hippodamos e, genişletiyor ve bir ideal kent tasarımı için ilk ilkeleri ve tasarımları e, gerçekleştiriyor. E, Hippodamos'un e, yazdığı kitap, kent planlaması adına yazdığı kitap maalesef günümüze ulaşmıyor ama bu kitabın varlığını ve içeriğine ilişkin bazı ipuçlarını da Aristoteles'in *Poetika* adlı e, kitabından e, öğreniyoruz. E, Hippodamos e, Ütopyacı kent planlamasında kentte birbirini dik kesen yollar tasarlıyor ve bunların arasında kalan işte kare ya da dikdörtgen planlı yapı adalarından e, kenti oluşturuyor ve belki de tarihteki ilk ızgara biçimli kent planını üretiyor. Antik çağda ideal bir kent e, tasarımı üretme konusunda e, herhalde önde gelen en önde gelen en başat e, tasarımcılardan birisi de Vitruvius hepinizin bildiği e, mimarlık üzerine 10 kitap başlıklı e, metninde e, ideal kent tasarımı ve bu konu hakkındaki düşüncelerini de e, e, yazıyor detaylı olarak yazıyor ve e, Tam da Rönesans dönemine geçerken ben, Rönesans döneminde üretilen Ütopyaların, Vitruvius'un metinleri üzerinden üretildiğini, bu metinlerin pek çok dile çevrildiğini ve Avrupa'daki mimarlık ve kent planlamaları yaklaşımlarını doğrudan etkilediğini söyleyebiliriz. Şimdi antik kentten, antik çağdan Rönesans dönemine bir geçiş yapmak istiyorum. Ece Hanım, bir şey teyit etmek istedim. Şu an görüntünüz tam ekran değil mi sizin kendi ekranınızda? Evet. Tamam. Biraz büyütebilir miyiz diye bir talep geldi de acaba onunla ilgili bir şey yapabilir miyiz diye sordum ama... Siz tamam. tam ekran görmüyor musunuz? Ya, tam ekran görüyoruz. Sadece hani herhalde yazıları okumakta zorluk çeken katılımcılar var. O nedenle... Ede Hanım şöyle bir şey yapabiliriz. Ben sunumun pdf halini sunum sonrası sizinle paylaşırım. Ve okuyamayan ve bu bilgilere daha... Yakından erişmek isteyen katılımcılara sunumu verebilirim. Oradan sanırım kaynakları vesaire almak isteyeceklerdir. Harika. Ben sizinle paylaşırım. Harika, çok teşekkürler. Rica ederim. Ee, Rönesans, e, dünyayı kavramak için e, aklın yeniden önemli bir araca dönüştüğü bir sıçrayış dönemi. E, Halihazırdaki kentsel tasarımların tek seçenek olmadığı, e, değişen şartlara ve gelişen teknolojiye uygun olarak da e, daha iyi kentler tasarlanabileceğine yönelik e, yenilikçi paradigma, e, özellikle Avrupa'da bu dönemde pek çok örnekte e, kendisini gösteriyor. Fikirlerin ideal kent planına yansıması sonucunda e, alabildiğine geometrik sınırları kesin keskin. E, kent şemalarının projelendirildiğini görüyoruz. Böylece e, 15. yüzyıl boyunca geliştirilen e, farklı ideal kent tasarımları antik döneme de e, göndermeler yaparak tek bir merkezden yönetilen e, kusursuz düzenekli planlar olarak e, kendilerini gösterirler. Rönesans döneminin ilk e, kent planlama kuramcılarından e, olarak anılan e, Leon Battista Alberti, ee, sanırım 1852 yılıydı e, yılında e, inşa etme sanatı başlıklı bir eser e, yayınlar ve e, ilk e, ipuçları e, Albertin'in e, e, metninde yer alır bu döneme ilişkin e, ütopyalara. Ancak hemen ardından e, Filarete Filarete takma ismi e, Pietro Averlino e, bir ideal kent tasarlıyor ve adına Sforzinda e, diyor. E, bu planda, e, bu planı ya bu projeyi de e, "Mimarlık İncelemeleri" adlı e, kitabında yayınlıyor, 25 ciltlik dev bir metin. Filarette e, dış surları aracılığıyla 8 köşeli bir yıldız e, şeklinde ideal kentini tasarlıyor ve bu e, kentin sosyal yapısını e, Platon'un yasalarda betimlediği e, modeli de temel alarak kurguluyor, ideal toplum bağlamında söylüyorum. E, bir örnek vermek istiyorum. E, Ütopyaların e, toplumların e, tabularına ilişkin de bazı e, devrimsel önerileri, onları değiştirmeye, kırmaya yönelik devrimsel önerileri var. Örneğin ee, şu an ekranda da planını gördüğünüz e, Forzinda kentinin merkezine e, cinsel gereksinimlerin tatmin edildiği House of Vice ahlaksızlık evi ona bitişik olan House of Virtue e, erdem evi e, yerleştiriliyor ve ahlaksızlık evinin zemin katı e, o döneme ilişkin bir genel ev gibi çalışırken Üst katı ise bir rasatane, bir bilim merkezi olarak e, işlevlendirilmiş. E, böylece e, Ütopyalar'ın içine girdiğinizde, ben bugün sunumda tabii çok hızlı geçmek zorunda kalıyorum ama pek çok yaşamdaki tabunun da yerle bir edildiğini ve e, başka şekillerde e, yaşamın merkezine taşındığını da görebiliriz. E, Rönesans döneminde e, ideal kent tasarımı hakkında yine çok ciddi başka bir e, kitabın yazarı da e, Francesco di e, Giorgio Martini ve o dönemde e, ateşli silahların etkilerini arttırması e, yüzünden e, Martini e, ideal kent tasarımında önceliği kentin güvenliği ve savunmasını sağlamaya veriyor. Yine bu döneme ait Başat tasarımcılardan biri Leonardo da Vinci tahmin edeceğiniz üzere e, kendisi e, şehircilik alanında pek çok düşünce üretmiş ve bu düşüncelerin bir bölümünü de Kodes e, Atlanticus adlı e, yapıtında dile getirir. E, sağ üstte e, görüyorsunuz bir kent önerisini. E, bu kent bir nehir üzerinde yer alıyor. Nehrin kanallarla kolları ayrılmasını sağlıyor ve e, kollar kentin içinden geçiriliyor. Kendi zamanına göre zamanının ötesinde düşünceler ileri sürmüş Da Vinci. Örneğin tarlada çalışan insanlar için taşınabilir konutlar tasarlamış. Yona Friedman yıllar yıllar, yüz yıllar sonra bu konuya ilişkin Da Vinci'yi yani mobil mimarlığın ilk tohumunu Da Vinci'nin attığına dair bir metinde yayınlamıştı. Yine ideal kent tasarımları konusunda önemli kent tasarımcılarından bir diğeri de Adrekt Dürer. Bu Alman bir tasarımcı, diğerleri İtalyan ağırlıklı. E, Dürer'in de çalışmasının e, odak noktasında kentlerin savunması var. Yine ateşli silahlardan bir kaçış durumu, ona bir önlem e, durumu. E, Kare bir plandan yola çıkıyor ve e, karenin dört köşesi e, dört ayrı yönü gösterecek şekilde konumlandırılıyor. Ee, ve her iki tasarımda da kent merkezinde bir boş alan bulunuyor. Diğerlerinde çoğunlukla merkezde merkezil bir yapı, vurgunun yapılacağı merkezil bir yapı varken Dürer e, tasarımlarında kent merkezini boş bırakmayı tercih ediyor. Ee, ben devam ediyorum. Şimdi e, Rönesans döneminden sonra e, aslında Ütopya'nın bir... ...tipoloji, bir tür olarak ortaya çıkışından söz edebiliriz. Ee, ve bu noktada da e, Thomas More'un Ütopya metni. Pek çoğunuz okumuşsunuzdur diye tahmin ediyorum. İncecik bir metin, Okumak, okumamış olanlar için e, bugün tavsiye etmiş olalım. E, ve bu türe ismini veren bu metin, Ütopya tarihinde bir kırılma seviyesini temsil eder... ...ve türün tüm özelliklerini belirler... Ee, Ütopya kelimesi e, basit bir kelime oyunuyla türetilmiş bir kavram. E, eski Yunanca'da e, u tre aslında yok ülke, düş ülke ya da hayali ülke anlamına geliyor. E, topos Yunanca'da yer ve mekan demek. U ön takısı ile birleştiğinde de kelimeye bir olumsuzluk e, anlamı e, veriyor. Böylece yok ülke, bilinmeyen ülke hayali diğer gibi bir anlam ortaya çıkıyor. E, ancak Mor eserinde Ütopya kelimesini iyi yer, e, mutlu yer gibi bir çağrışımla kullanıyor. E, bu şöyle bir yoruma da e, Ütopya yazı, yazınlarında şöyle bir yoruma da e, açıklık veriyor. E, o U kelimesi yine Grekçe'de iyi, ideal, mükemmel, refah gibi anlamlara geldiği için Eutopya kelimesi elde ediliyor ve onun da iyi yer, mükemmel mekan, ideal yer gibi e, farklı anlamları var. Böylece ütopyaya mükemmel ama olmayan yer, ideal ama hiçbir yer gibi anlamlar yüklemek mümkün. Kavram e, Avrupa'nın değerler düzeninde e, ve anlam düzeninde dünyasında meydana gelen büyük bir bunalımın tam ortasında bu Ütopya metni kaleme alınmış. E, bu bakımdan da Mor'un metni iki farklı paradigma e, arasında e, salınır. Bir tarafta feodalizmin kapalı kültürel yapısı, e, diğer tarafta da henüz oluşmakta olan modern çağın e, açık kültürel yapısı ve e, Ütopya tam da bu sancılı geçişin Orta yerinde kaleme alınıyor. Ütopya'da kentleri hem planlama yönünden hem de yasal açıdan son derece örgütlü bir şekilde tasarlamış Mor. Dikdörtgen formundaki kentlerin sokaklarını düzenli bir şekilde kurgulamış, ulaşımı düzenlemiş, düşünmüş. Ve kenti dört eşit bölgeye bölüyor. Her bölgenin bir ticari zonu, ticari aksı var. Ben kitabı yazarken bu metni sonra yabancılaşmışım. E, sizin için tekrar kitabı karıştırırken e, şöyle bir e, bölüme rastladım. E, bu metinde, bu kentte, kentteki bu metinde e, bulaşıcı hastalıkları önlemek için ve hijyen sağlamak için tüm besin maddeleri e, evlere gitmeden önce kentin dışındaki akarsularda yıkanıp temizleniyormuş. Şimdi son 7-8 aydır e, benzer bir ritüeli biz de hayatımıza aldık diye düşünüyorum. E, böyle bir ara nefes olsun diye bu e, bilgiyi de sizinle paylaşmak istedim. Herhalde hepimiz, e, birçoğumuz marketten aldığımız işte paketli paketsiz her şeyi bir süre balkonda beklettik ya da yıkadık. Hatta sabunlayarak yıkadık, öyle dolaba aldık. E, o yüzden belki bugünlere ait de bir anı olur. E, bu kentte Konutlar e, birbirinin eşi, bu aynılık e, kentlerin genel planları içinde de bütünüyle geçerli. Yani mimari yapılı çevre gibi giysileri de hatta e, giysilerin kıyafetlerin biçimlerinde ve renklerinde de hiç çeşitlilik yok her şey bütünüyle özdeş. E, Ütopyanın bu rasyonel tasarımı e, bazı araştırmacılar tarafından, Kolektif yaşamın ve denetimin, Yeni bir manifestos olarak e, tanımlanır ve Ütopya metni e, ağır eleştirilere maruz kalır. E, katı ve keskin kuralların, standartlaşmanın, e, yönetim tarafından hizaya sokulmanın meşrulaştırıcısı, meşru, meşrulaştırıcı aracı olmakla itham edilir. Çünkü bu bir kırılmaydı ve bundan sonra çok sayıda Ütopya'nın... E, üretildiğine tanık oluyoruz. Ee, ben ilk ütopyalardan üç tanesini size kısa kısa anlatacağım. E, ee, Thomas More'dan yaklaşık 80 yıl sonra e, Tomasso Campanella Güneş Kenti adlı bir ütopya yayınlıyor. Ee, 1602 yılında olması lazım. Ve Mor'un Çalışmasıyla e, aralarında biçim ve içerik açısından e, benzerlikler bulunur. E, her şey yine türdeş ve simetiktir. E, bir temel fark, e, Tommaso Campanella'nın Güneş Kenti kent ölçeğindedir. Mor bir ülkeyi tasarlamıştır. Ülkenin altında kentleri de tasarlamıştır. E, ayrıca e, Thomas Mor bir ada kurgulamışken, e, Campanella Afrika'nın, özür ekvatorun güneyinde bir ovada bu kenti tasarlıyor. Ve ideal yaşamı, ideal yaşamın mekanı olarak tasarlanan bu kentin merkezsel bir planlaması var. Ve bu durum yönetimin otoriter yapısını güçlendirsin diye yaptığını ifade ediyor Campanella. Ve bu Ütopya'da konutlar çok katlı apartman bloklarından e, oluşuyor e, ve mülkiyetin yokluğu, yine burada bir tabu e, değişikliği, tabuya ilişkin bir para, alternatif paradigmadan söz edebiliriz. E, kimsenin eşi yok e, ve bir çocuk dünyaya geldiğinde de hiçbir bireyin o çocuğu, kendi çıkarlarına göre yetiştirilmesi ne izin verilmiyor. Çocuklar da ortak, eşler de ortak. Burada böyle bir kolektif yaşam var. Bunun buna bir aslında karşı duruş ya da alternatif duruş niteliğinde olan ve yine önemli başka bir yapıt olan ve bir din adamı tarafından üretilen Valentinus Adrian'ın ...Christianopolis adlı bir e, ütopyasını e, anmak istedim. E, i̇sminden de e, anlaşılacağı gibi bu e, e, ideal bir Hristiyan toplum düşünü e, arzulayan bir ütopya. Ve e, kendisinden önceki ütopyaların ve kent tasarımlarının seküler yapılarına da yeni bir açılım getiriyor. E, yani seküler değil, dindar bir girişim. Ee, kentin çevresi surlarla e, kaplı, çevrili, e, kare bir plana sahip ve e, kentler sırasıyla e, yapı blokları ve yolları oluşturarak konsantrik bir şekilde kent merkezine doğru küçülerek yerleştiriliyor. En ortada da e, kilise e, konumlanıyor. Bir de e, Francis Bacon'ın... E, Yeni Atlantis'ini anmak isterim. Ee, önemli bir ütopya. Özellikle çizimleri çok ilham verici, e, çok heyecan verici. E, Francis Bacon tarafından e, 1627 yılında e, kaleme alınıyor. Ve bilim odaklı bir ütopya bu. İçeride egzecere edilmiş ölçekler var. E, izlediğinizde göreceksiniz hayvanlar ve meyveler e, olması gerekenin çok doğa büyük ölçeklerinde insan ölçeğini, ölçeğiyle insan olmakla biraz e, dertlenen bir e, metin bu ütopya bu ve bilimsel çalışmalar kentin merkezinde yer alıyor ve e, toplumsal yarar için e, bilimsel çalışmalardan etkin bir şekilde yararlanılan ideal bir toplum güçlenmiş. Şimdi 19. yüzyıla biraz geçiş yapmak istiyorum. Ben bir tarihçi değilim, böyle çok tarih izlencesi gibi de olsun istemedim. Bazı ideolojilerin ve bazı kırılma noktalarının yaşandığı dönemlerdeki ütopyalara vurgu yapmak istiyorum. Ama daha geniş kapsamlı bir tarihsel analiz kitabın içinde var. 19. yüzyıla gittiğimizde aslında bir İdeolojinin e, domine edildiği bir dönemden e, söz ediyoruz ve bu yüzden bu ideoloji de e, Ütopyaları etkisi altına aldığı için e, ben bu döneme Ütopyacı Sosyalistler dedim. E, çok sayıda e, Ütopya'nın üretildiği, tabii savaş sonrası ve e, çok büyük bunalımların yaşandığı da bir dönem. Çok büyük ideolojik kavram değişikliklerinin olduğu da bir dönem. O yüzden sayısız Ütopya'nın üretildiği bir e, yüzyıl, koca bir yüzyıl. Ee, ve 19. yüzyıl Ütopyaları genellikle sanayi kentinin eleştirisi olarak kendilerini gösteriyor. Ve bu, dön bu yıllardaki, bu dönemdeki Ütopyalar e, mevcut kentlerin merkezi konumlarının aksine Taşra'da, kent dışında nefes alabilen, e, doğayla vakit geçirilebilen yerlere duyulan özlemleri yansıtıyor. Bununla birlikte teknolojik gelişmelerin sağladığı yenilikleri de yine kentlerin içine naklediyor. Bu dönemin ütopyalarında bir yandan daha altyapısal durumların düzeltildiği, yine salgın hastalıkların olduğu bir dönem, işte kent kanalizasyon, ulaşım, aydınlatma gibi teknik altyapılara tutkun olan, diğer taraftan da ee, kopmaya çalışsa da kopamadığı e, Ortaçağ ve Ortaçağ'ın anıtsallığına duyulan özlemle e, bu dönemin ütopyalarının iki farklı yüzünün olduğunu e, söyleyebiliriz. Bir ee, önceki slayta tekrar döneyim. Bir saniye. Evet. Ee, Sınıfların, toplumsal sınıfların ortadan kaldırıldığı, herkesin benzer ekonomik şartlarda yaşadığı, özel mülkiyetin yok edildiği tasarımlar, 19. yüzyılın sosyalizmiyle güçlü bir bağ kuruyor ve ütopyacı sosyalist planlamaya iki temel izleyin egemen olduğunu söyleyebiliriz. Birincisi, kentle kır arasındaki ayrımın ortadan kaldırılması. İkincisi de e, topluluğu büyük tek bütün bir aile olarak e, kavrayış e, öneren bu, böyle bir yapıyı içine yerleştiren ütopyaların olduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden de tasarımların birçoğu ideal kent olarak tanımlanmıyor onun yerine ideal komünler olarak tanımlanıyor.. E, bu dönemin ilk e, e, fikirlerini e, Saint Simon'ın e, ürettiğini söyleyebilirim. E, yine e, oldukça önemli e, başat e, örneklerden bir diğeri de e, Robert Owen'ın New Lanark projesi. E, şu an ekranda görüyorsunuz. E, ve Lanark e, insanın karakterini kendisi değil e, çevresi oluşturur e, savıyla. Ee, ve bu yüzden de bunu da bütün dünyaya e, yayılabileceği savıyla e, bir model üretiyor. E, yalıtılmış, boş bir kırsal alanda e, projesini modelliyor. E, üretim, konut ve eğitim birimlerinin bir araya toplandığı, self-sustainable diyor, kendi kendine yeten, e, küçük ve ideal e, köy birliklerinden e, oluşturduğu bir model bu. Evet. Oven'in tasarladığı bu ideal konuttaki, bu ideal kentteki konut birimleri, kendi kendine yeten deneysel birimler olarak da tasarlanmış, oldukça ilham verici söylemleri var Lanark'ın burada ve mimari anlamda kent kır sürekliliğini elde etmeye çabalayan melez bir türü ortaya atıyor Robert Owen. E, bu anlamda oldukça ilham verici olduğunu söyleyebilirim e, bir de kısaca Charles Fourier'den, Fourier'den söz etmek istiyorum e, e, adına falanster der dediği bir ütopyası var e, ve e, bu ütopyanın içinde e, evrensel birlik kuramı diye bir kavram ortaya atıyor ve bu kuram toplumun ortaklık ve e, yardımlaşma üzerine kurulması e, önerisiyle gündeme geliyor. E, ve bu Ütopya'da insanlar artık kentlerde değil, falanster adlı bu büyük yapılarda yaşıyorlar. Ve e, buradaki konutlar da tüm aktivitelerin bir araya toplandığı e, kompakt ve karma kullanımlı dev bloklar. Bunlara da falanc adı veriyor. Ve bu bloklar doğanın Tüm çetin şartlarına rağmen bütün yıl boyunca doğal olarak havalandırılan, kışın ısıtılan, yazınsa serinletilen ama açık havanın her zaman e, merkezde olduğu sokak galerilerine sahip. Yine bugüne e, bir e, parantez açılabilir. Bugün ne kadar e, özlem duyduğumuz o açık yani konut birimlerinin açık mekanla olan ilişkisine e, bu dönemde e, Fourier ciddi vurgu yapmış. Şimdi e, yine bence çok özel bir döneme giriyoruz. O da e, 20. yüzyıl, e, 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyıl. E, burada e, üç kişiden, üç tane başat e, durumdan kişi demeyelim. Bir tanesi bir e, grup. E, Howard, Le Corbusier ve Archigram'dan kısa kısa söz etmek istiyorum. Şimdi 19. yüzyıl biterken. E, Kent yapısını biçimlendiren e, iki bileşen, yeni kapitalist sanayi ekonomisinin e, tetiklediği, oluşturduğu refah e, seviyesindeki yükseliş ve kentsel reform hareketlerinin de büyümesi e, olarak kenti biçimlendiren iki bileşeni tanımlamaya çalışabiliriz. E, 19. yüzyılda bir yandan aşırı kalabalık ve neredeyse dumandan boğulmuş olan kentler öte yandan da e, doğanın romantik cazibesi yine varsıl insanları banliyöde e, yaşamaya e, yönlendiriyor itiyor ve kentin kentte keskin çizgilere tabi olmadığından e, bu banliyölerin mimarisi de o dönem oldukça cazip oldukça çekici ancak bir gelişme oluyor ve e, bu büyük kentlere e, demir yolları döşeniyor ve bir anda bu bandiyöler daha düşük gelir seviyesine sahip olan özellikle işçilerin e, ve işçilerin ailelerinin e, yaşamayı tercih edeceği e, ve e, hijyen ve e, sıhhi koşulları çok da iyi olmayan e, iç içe konut bloklarıyla e, blokları ile işgal ediliyor e, ve bir Yer değişimi gerçekleşiyor. Ee, yalıtılmış niteliği yitiren bu banliyölerde birbirinin aynısı konut blokları e, ile doluyor ve bu banliyölerin bu dönüşüm aşaması sırasında yeniden eski varsın kış kır yaşamı yaşamına e, bir e, e, geri dönüş, bir özlem başlıyor ve bir grup ütopyacı. Bu düşe ilişkin e, ta, e, ürünler, e, projeler tasarlıyorlar. E, ben bir tane örnek getirdim. E, hepinizin de aslında bildiğini düşündüğüm e, Ebenezer Howard'ın bahçe kenti. E, Yarının bahçe kentleri adlı bir kitap yayınlıyor Ebenezer Howard ve bu kitapta e, her bahçe kentin 1.2 kilometre çapında e, dairesel bir plan üzerine kurulmasını e, öneriyor ve e, merkezden dışarı doğru birbirinden ayrışmış mekanlar ile e, tanımlıyor bu kenti ve e, bahçe kent kent dışında kentin tüm olumsuzluklarından uzakta ancak sanayileşme çağının yeni bir ürünü olan da demiryolu sayesinde de erişilebilir e, bir yerleşme kurgusu. E, Kent planlaması bağlamında baktığımızda aslında Howard'ın önerisi sadece bir bahçe kent yerleşmesi kurgulamak değil. Aynı zamanda da bunları böyle ayrıştırarak kentin büyümesini ve kent yoğunluğunun, nüfus yoğunluğunun da denetim altına alınmasını öneriyor. Alt kentler oluşturuyor ve böylelikle kent merkezlerindeki yoğunluğu kontrol altına alacağını e, nüfusu da daha planlı bir şekilde dağıtabileceğini ve kentlerin çöküşüne yol açan bu olumsuz koşulları bertaraf edebileceğini de düşünüyor. E, 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 Howard'un e, bahçe kentinden sonra benzer be pek çok kırsal yaşamı, kent yaşamıyla birleştiren ütopyalar e, üretilmiş. E, uydu kentlere ilişkin de belki ilk fikir burada atılmış diyebiliriz. Şimdi konunun en e, dominant, e, baskın e, mimarını e, anmaya geldi sıra. E, Le Corbusier, e, hepinizin zaten çok e, kapsamlı olarak e, bildiği e, modern mimar, modernist mimar. E, Corbusier e, rasyonel bir tasarımın e, evrensel bir geçerliliğe sahip olduğunu düşünüyor. Ve bir e, kitap e, kalemi alıyor. Adı Şehircilik. Şehirciliği yazarken de aklında hep Paris var. Paris'in eksiklerinden e, ve kente karşı duyduğu öfkeden yola çıkıyor. Çok sert bir dili var kitabın. E, bununla birlikte şehircilikte tasarladığı kentin tüm dünya şe şehirlerine model olması gerektiğini de öne sürüyor. Ve modern kentin planlanmasında Tek ortak doğruyu da kendisinin bulduğunu iddia ediyor. Her şeye rağmen şehircilik Rekobüzya'nın bir Ütopya'sıdır ve Ütopya yazınının da en önemli metinlerinden biridir. Biraz detay vermek istiyorum. Ee, şehirciliğin içinde yer alan e, Ütopya kenti, çağdaş kent, contemporary city. Ee, şehircilik metninin ikinci bölümünde bu e, kent düşüne yer veriyor ve 3 milyon nüfuslu bir şehrin ideal bir şehrin planını ben kurdum diye söze başlıyor e, ve yeni yüzyılda kentin nasıl olması gerektiğini anlatıyor. Bunu her anlamda anlatıyor. Ben burada detaya girmeyeceğim ama e, bunun ekonomik modelini de anlatıyor, sosyal ve toplumsal modelini de anlatıyor ve e, işlevsel olmayan her şeyi de dışlıyor. Yani gelenekleri, işte alışkanlıkları estetiği, kamusal belleği, tarihsellik gibi pek çok ona irrasyonel görünen şeyi e, tasarımının düşmanı olarak görüyor. E, tamamıyla rasyonel ve kazanç sağlayan bir kent e, inşa etmek istediği için her şeyi alabildiğine yakın ve kompakt çözmeye çalışıyor. Bu yüzden de şehir merkezinin tıkanıklığını gidermek istiyor ve yoğunluğun arttırılmasını savunuyor. Bunu da yükselerek gökdelenler aracılığıyla yapılması gerektiğini savunuyor. E, trafik araçlarının, otomobillerin arttırılmasını ve e, zeminde kapla, e, bir binaların kapladığı alanı daraltarak yeşil alanların da arttırılmasını öneriyor. E, aslında kent içindeki gökdelen önerisini, e, gökdelene kendi şöyle bir e, isim vermiş, e, havadaki sokak. Bu havadaki sokaklarla kentin yoğunluğunu arttıracağını öne sürüyor. E, Le Corbusier'in bu ütopist davrı e, rasyonel olduğunu düşündüğü akıl e, yürütme yaklaşımını bir güç, bir iktidar aracı olarak da kullanıyor. E, kesin bir rasyonel kavrayışa sahip olduğu için e, bu kavrayışa kendince ulaşamamış olan sıradan kişilerle gerçekleştirilecek bir mutabakat ya da müzakere ortamını da reddediyor. Her şeye kadir olan mimar Özne kendisi, toplumun diğer paydaşlarının tüm tümünün e, kendi aklına itaat etmesi gerektiğini de savunuyor. E, Le Corbusier'in bir diğer e, ürettiği e, ütopyası da Işıyan Kent. E, pek çok açıdan çağdaş kentle benzerlikleri var, ancak daha keskin bir hiyerarşiye sahip. E, kentin merkezine e, yüksek konut blokları, bu sefer bunları yine vari yüksekliklerde, yanlış hatırlamıyorsam 50 metre diyor metninde, bunlara ünit diyor ve e, yine yanlış hatırlamıyorsam yaklaşık 2700 kişilik e, bunlara düşey mahalleler e, adı veriyor. Ve e, şöyle bir, bir şey söylemişti, e, geleceğin kenti... E, cam ve çelikten yapılmış gökdelenlerin yükseldiği e, nüfus yoğunluğuna e, e, uyum gösterecek ve aslında toplumu yönetenler e, ve bu yöneten bürokrasiler için de etkin, gösterişli bir merkez e, olmalıdır diyor. Ve Işiyen kenti de e, bu e, söylemle, bu düsturla e, tasarlamaya çalışıyor. Şimdi tam da bunları karşı çıkan fikirlerin de türediği 20. yüzyılın ikinci yarısında ağırlıklı olarak izleyebildiğimiz farklı yaklaşımlar postmodern yaklaşımlar da diyebiliriz belki. Archigram bunu da anmadan geçemeyeceğim. Archigram modern mimarlığın kalıplaşmış anlayışına tepki olarak doğuyor ve e, teknoloji, enformasyon e, temelli e, gelecek e, ütopyaların e, e, ya da gelecek kentlerinin e, simgesi haline de gelmiş bu dönemde. E, Plugin City, Living City ve Walking City adlı e, üç tane e, kent modeli öneriyorlar ve kentin sürekli büyüyüp genişlemesini e, reddedilemeyecek bir gerçeklik olarak kabul edip. Yani kentin sınırlarının olmadığını da söyleyen bir söylemle farklı işlev ve ölçekteki parçaları bir araya getirirler ve birbirinden kopuk olan bu modüler birimler birimlerle hareketli kinetik yaşam alanları önerirler. Şimdi ben izninizle 20. yüzyılı burada sonlandıracağım. Başka tabii ki çok örnek var. Onları Başka platformlarda tekrar konuşuruz. Ben sunuşumun son bölümüne geçmek üzereyim. Üçüncü bölümüne geçmek üzereyim. E, bu bölüm benim için e, tamamlanmamış, ucu açık e, ve öğrenmeye de daha aç olduğum bölüm. E, öğrenmeyi çok seviyorum, okumayı çok seviyorum. E, ve bugünü de içeren... E, 20. yüzyılın son çeyreği, 21. yüzyılın ilk çeyreği e, olarak adlandırdığım post sanayi toplumu dönemi e, ve bu dönemde Ütopya kavrayışını nasıl e, ele alabiliriz'in kendimce egzersizini yaptığım bir e, bölüm. E, şimdi buraya geçeceğim. Tekrar bir su içeceğim izninizle. E, bu bölümü Beş ayrı yaklaşım altında size kısa kısa aktarmaya çalışacağım. Birincisi dejenere ütopyalar. Neyi dejenere ütopya dediğimi az sonra anlatacağım. İkinci grup ekotopyalar, ekolojik ütopyalar. Özellikle 1970'lerden sonra üretiliyor. Üçüncü grup distopyalar. Bunlar aslında 18. 17. yüzyıldan beri hayatımızda varlar. Dördüncü grup e, Foucault'a ait bir bakış açısı heterotopyalar. E, beşinci grupta e, Hiperbina, e, e, Soleri'nin ve Remkulas'ın ağırlıklı olarak e, e, mimarlık ortamında tartıştığı. Bu beş grubu kısa kısa sizinle e, paylaşmak isterim. Özellikle de sizlerin görüşlerini sunum sonunda e, alabilmek e, çok isterim. Evet. Dejenere ütopyalar aslında Disneyland, yani kurulmuş kurgu mekanlar ve alışveriş merkezleri e, olarak e, somutlaştırmaya çalışıyorum. E, postmodern e, ya da e, post sanayi döneminde e, aslında çağdaş mimari e, modernizmle sıkı bir çatışmaya giriyor. Evet. Ve yeni mimarlık işte post eleştirel ya da Delözcü gibi tasarımlarla da anılıyor ve bir sürü e, post dünyasında da e, salınıyor. E, bu bölümü yani Dejenere Ütopya'yı anlatmadan önce şunu da söylemek istiyorum. E, mimarlık söyleminde e, uygulamaların temelleneceği yeni zemin modernist ütopyaların e, arı düzen arayışının aksine karmaşıklık karmaşıklığı olumluyor. Ve bu nedenle tek bir zihnin üretmeye çalıştığı düzenden çoklu zihinlerin ürettiği karmaşıklığı karmaşık kent yapılış, yapılarıyla barış, barıştırıyor. Yani bugün böyle bir dönemin içindeyiz e, diye düşünüyorum. Ve Dejenere Ütopyalar e, altında da e, şöyle bir e, bakış e, var. E, postmodern kent ee, üst seviyede kutuplaşmış bir kent. Ama bu kutuplaşmayı, bu ayrımı, basılı ve görsel medyanın ürettiği illüzyonlarla aslında kısmen maskeliyoruz. Ee, kent sakinleri, farklı ee, katmanlardan, ee, medya araçları ve ekranlar aracılığıyla ortak bir program e, ve ortak bir izlek, ortak bir yaşam içinde bir kültür inşa etmeye çalışıyor. E, Bodriler burada benim için çok önemli bir ışık tutucu. E, bu durumu Bodriler şöyle anlatır. Gerçekle düş arasındaki farkın kaybolduğu ve kentin bütününün kocaman bir eğlence parkına dönüştüğü bir dönemdeyiz diyor. Ve bu çerçevede de en ütopyacı girişim olarak Disneyland'ı işaret ediyor. E, ve burada e, bütün e, simülasyon düzeninin, e, gerçeklikten kopmuş kendi gerçekliğini üretmiş düzenlerin iç içe geçtiği bir kusursuz modeldir e, Disneyland diyor. Ve ona göre artık kentlerin tümü Disneyland'ı da ve onun gibi kurguları örnek alarak kendilerini yapılandırmaktadır diyor ve bu yüzden de buna bir dejenere ütopya e, nitelendirmesi e, yapıyor ve ütopya geleneğinin aksine devrimci bir şekilde mevcut düzeni e, al aşağı edip onun yerine geçmek yerine böyle bir iddiası kesinlikle yok. E, hali halihazırdaki sistemi tahkim ediyor ve e, ziyaretçilerine gündelik yaşamda içinde yaşamadıkları yeni bir dünya sunuyor ve bu dünya gerçekte yaşadıkları dünyanın bir eleştirisi ya da alternatifi değil, tam tersine daha ileri götürülmüş bir hali. Ve Disneyland'ın ürettiği bu sınırları e, belli duvarlarla çevrelemiş, e, farklı bir vücut bulmuş halide e, alışveriş merkezleri olabilir. Bunlar da kendi içinde güvenli, iklimlendirilmiş, e, haz ve alışveriş odaklı, ee, ve mevcut içinde yaşadığımız sistemin en kusursuz versiyonlarından birine ait bir modelleme ve bu yine bunun içinde alışveriş merkezinin içinde kent merkezinin modellendiği bu yapıların içinde e, kent mekanı kendi kendini yenileyebilme niteliğini yitiriyor ve bir kapalı kutu içinde e, bir defada e, yaratılan bir boşluk haline geliyor. Yapıda gerçek kent mekanına ait özellikler de yüzeysel bir biçimde yeniden simüle ediliyor ve mekanda kentin o karmaşık ve kaotik ortamı daha steril bir ortamda yeniden yaratılıyor. E, Baudrillard şöyle e, anlatıyor bu deneyimi. E, her şeyin e, gerginliklerin giderildiği, tanımlanmış, soyut bir mutluluğun kolaylığı ve yarı saydamlığı içinde eritildiğini ve aşıldığını öne sürüyor. Şimdi ikinci grup e, ekotopyalar. Ekotopya diyorum çünkü e, Ernest Kalemba e, ekolojik ütopyasına ekotopya diyor ve bazı kaynaklarda bunu bu şekilde e, literatürde andığı için adına ekotopya dedim. E, ama hani şöyle bir ön e, başla ön bir takı koydum. Kent tasarımında doğayı yenmekten yani doğayla mücadele etmekten doğayı yenilenebilir kılmaya bir geçiş. 1970'lerden itibaren aslında ekolojik alarmlar işte Çağdaş kentlerdeki çevre sorunları, aşırı betonlaşmanın getirdiği gerilimler, iklim değişikliği gibi hususlar, bir grup ütopyaacıyı bu alanda, doğayla uyumlu yeni bir ütopya şartı ya da biçimi olarak e, üretmeye zorluyor. E, bu yazının en e, önde gelen e, aktörleri Ernest Kalemba, e, Leguin veya Herbert diyebiliriz ya da Peirce'yi de örnek verebiliriz. Ve e, onların ürettiği ütopyalarla bu, bu yazın güçleniyor. E, burada diğer ütopya biçimlerinden farklı olarak e, üretim teşvik edilmez ve e, insani varoluşun e, anlamını e, üretmek ya da tüketmekle ilişkilendirmez. E, her ikisini de kontrollü tutmaya gayret eder. E, yine e, Ernest Calinbah'ın e, ekolojik ütopyasında, e, ekotopyasında e, ne pahasına olursa olsun e, sanayileşme siyasetine bir tepki vardır. E, geri dönüşüm, yeniden kullanım, e, doğayı, ısıyı, suyu, rüzgarı, yenilenebilir enerjiyi e, önceleyen, vurgulayan bir e, e, ekolojik ütopya. E, küçük ölçekli kentsel gelişimi destekler ve var olan kentlere ise e, kır yaşamına ilişkin unsurlar kazandırarak kent-kır sürekliliğini amaçlar. E, Kalembağ'a ek olarak iki tane örnek şu an ekranınızda. Bir tanesi Hindistan'da hayata geçirilmiş bir ekolojik ütopya. Bir grup mimar tarafından hayata geçiriliyor. UNESCO'nun koruma, koruması altında olan bir bölge. Yapıların yaklaşık %70'i inşa edilebiliyor. Ve bir süre gerçekten burada huzur içinde yaşanılabiliyor ama her ütopyada olduğu gibi... Hayata geçmeye meyil ettiğinde sonu gerçekten hüsranla sonuçlanıyor. Şu an burası bir müze kent gibi sadece gezebildiğiniz bir yer. Ee, yine sağdaki örnekte e, Soleri'nin Arizona'da tasarladığı bir ekolojik ütopya e, ve e, adı Arcosanti. Bu, bunun ise çok çok küçük bir kısmı hayata geçirilebiliyor. Bunun e, önemli özelliği de e, yapı malzemesi olarak kullanılan her şeyin geri dönüşümlü malzemelerle e, üretilmiş olması. Şimdi bir diğer gruba geçiyorum. Distopyalar. Distopyalar benim de Ayrıca biraz daha incelmeye çalıştığım, daha üzerinde e, çok okumaya çalıştığım bir grup. E, ben distopya'yı şöyle tanımlıyorum. Zihindeki tasarımın gerçekle yüzleştiğindeki çarpılması, yani başkalaşması. Distopya yazılımını e, 18. yüzyılın e, aslında ikinci çeyreğinden itibaren başlatabiliriz. E ee, bir akım olarak e, etkili olduğu dönem ise ağırlıklı olarak 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başlarına denk geliyor. Bugün günümüzde de 21. yüzyılda da e, geleceğe ilişkin bazı distopyaların üretildiğini söyleyebilirim. E, bir tane örnek şu an ekranınızda. E sömürü, işte baskı, devlet şiddeti, savaş, soykırım, e, salgın hastalıklar, kıtlık, ekolojik tahribat ee, ne bileyim, buhran, ekonomik krizler, e, ütopik tasavvurun karanlık tarafı olan bir kurmaca olarak yani distopyalar olarak ortaya çıkıyor. Arka planında bunlar var. Bir uyarı e, aslında e, distopyaların üretilmesindeki üretilmesinin arka planındaki e, 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 motivasyon. E, distopya türünün öncü metni. Belki okumuşsunuzdur. Belki de küçükken okumuşsunuzdur. E, Swift'in e, Gulliver'in Seyahatleri. E, ben hala çok heyecanlı bulurum bu metni. E, eğlenceli bir kitap. E, ardından e, Samuel Butler'in Erevon'u. Daha sonra e, daha bilimsel ve endüstriyel ütopyaları, e, ütopyaları olumladıkça... ...daha bunların e, üretilmesi mümkün göründükçe başka distopyalar... E, toplumu korkutma ve sarsma yoluna gidiyor. Bunlara da e, birkaç örnek vereyim. E, Wells'in ilk Ütopya'sı, e, işte Zaman Makinesi, ardından Doktor Moro'nun Adası e, ya da Zamyeti'nin Biz metni ya da Aldous Huxley'in e, Cesur Yeni Dünya metni, e, George Orwell'in 1984 e, gibi eserlerinde e, distopya e, yabancılaşmış ve köleleşmiş bir dünyanın e, ürpertici ve korkutucu manzaralarını sunuyor. Distopyacı mimari yapıtlar e, yeni bir e, e, kentsel yapı önersin ya da önermesin kente ilişkin bakışı dönüştürüyorlar. E, yani dayatmacı bir e, durumun yerini bir oluş e, alıyor. E, bunu da biraz sonra e, tartışma konusu bölümünde konuşalım. Ve distopya toplumu işte post-endüstriyel, e, post-kapitalist, post-modern, post-yapısal hatta işte son 5-6 yılda e, gündemimize giren post-truth gibi bir postlar evreni içinde e, salınıyor, yerlerden etkileniyor. Ve bu tanımlama biçimlerinin hiçbirisi karşıtlık içermemekte. Öteyi, sonrayı, dağılmışlığı, yarım kalmışlığı, hatta önemsizleşmeyi anlatıyorlar. Ve postmodern distopya belirsizliğin sürekliliğidir. Ee, sürekli belirsizlik hali bu durum e, bizler üzerinde sonu gelmeyen tedirginlikler yaratır ve bir takım korkulara dönüşür ve korku içinde yaşayan bir toplum da e, bu korkulara bağlı mekanizmaların işlettiği bir toplumsal düzen oluşturur. Ben yine bugüne böyle bir parantez açmadan geçemeyeceğim. Dördüncü grup, bu biraz daha kavramsal bir durum. E, Foucault'un e, aslında anatomi bir anatomi terimini e, bir sosyal bilim terimine dönüştürdüğü bir durum. E, Kavram heterotopya bir dokunun ya da organın yerinde olması gereken yerinde olmayıp başka bir yerde olması ya da hiç olmaması gibi bir anlama geliyor ve Foucault heterotopya sözcüğünü ütopyaya karşı bir tanım olarak kullanıyor ve onu mekanla ilişkilendiriyor ve başka bir anlama taşıyor. Farklı. Karşıt ve uyumsuz nesnelerin aynı bağlamda birlikte yaşayabileceği e, mekansal bir duruma işaret ediyor ve Foucault için heterotopya gündelik yaşamın askıya alındığı ve mekanların anlamlarının dönüştürüldüğü aykırı yerler. Belki Baudrillard ve Bauman'la birlikte okumak e, bu anlamda önemli. E, Foucault karşı mekan olarak e, adlandırdığı heterotopyalarını etkin bir şekilde hayata geçirilmiş ütopya olarak nitelendiriyor ve bu mekanların kusursuz olarak tasarlanan ütopyanın e, hayata geçirildiğinde toplumun kurallarının tersine çeviren mekanlara dönüştüğüne işaret ediyor e, bu ütopyalar ideal kent tasarımlarının içinde birer e, Bileşen olarak, bir alt birim olarak e, olmanın ötesine geçemezler. Yani bir kent ölçeğinde hiçbir zaman değillerdir. Ve e, işleme yönelik bir anlamı da e, yüklenebilirler. Fakat e, postmodern dönemle kusursuz bir uyum içinde bütünün değil e, parçaların önemli olduğu varsayımını da e, ön plana çıkarırlar. Ee, şöyle bir şey söyleyebilirim. Kalıcı olanın değil geçici olanın bütünün değil parçanın derinlikli olanın değil uçucu olanın öne çıkarıldığı mekanlardır heterotopyalar. Ee, son grup e, hiperbina. Ee, tek bir bina ölçeğine tüm kenti sığdırma girişimi. Modernizmin ee, bu kapsayıcı ve rijit e, ideal kent tasarımları e, postmodernizmin tekilci e, öznel yaklaşımıyla birlikte ütopyalarda aslında e, kent ölçeğinden bina ölçeklerine doğru geriler. Hiper binada bunun devasal e, devasa mega ölçekli bir e, e, iz düşümü e, i̇ki tane örnek var ekranda bir tanesi e, Soleri'ye ait, e, arkeoloji adı verdiği, e, Babel e, e, hiper binası. E, Soleri mevcut kentleri çok yayılmış formlar olarak görüyor ve e, arazide de gereğinden fazla yer kapladıklarını düşünüyor. Bu yüzden de bu binayı öneriyor. Bu bir e, hiper bina, devasa bir kompleks, kendi başına bir kent olma iddiasında. E, bir biyo strüktürü var, e, ağaç e, formundan e, e, esinleniyor ve e, içinde çeşitli toplumsal mekanlar, park dahi içeren orta çekirdek e, çerçevesine asılı dört tane temel yerleşim e, düzeyi bulunuyor. E, sağdaki örnek, e, e, Solerinin örneği 1970 yılına ait, e, Rem Kolas da 1996 yılında her şeyiyle kendi kendine yeterli olacak ve yalnızca binalardan oluşan bir kent tasarımı gündeme getiriyor. Bu çalışma kolasın bir araştırması ve hedefi olarak ortaya çıkıyor ve küreselleşmenin mimarlığa ve günümüz kentlerine olan etkilerini vurguluyor ve bunu getirdiği bu kaosu da memnuniyetle karşıladığını ifade ediyor. Mimarisi ve büyüklüğe özgü Hacimsel yığılmalardan değil, ofis katlarından oluşan yatay, daha doğrusu o diagonal bir katmanla birbirine bağlı dört dikey kuleden oluşturuyor hiper binasını. Kent tasarımının doğadan neredeyse artık en uzaklaştırılmış hali olarak hiper binalar, bütünüyle insan zihninden çıkmış ve doğal durumdan ya da bağlamdan olabildiğince koparılmıştır. Ee, hiper binanın çevresiyle ya da içinde bulunduğu kültürle, geçmişle ya da doğayla bir uyum sağlama amacı da yok. O arı bir ütopyacı tasarım olarak bütünüyle bir e, soyutlamadan doğmuştur. Evet, ben so konu e, sunumumun sonuna geldim. E, tartışma için böyle çok kısa birkaç cümle söylemek isterim. Bir alıntı var ekranda. Ben konuşurken belki siz de onu okuyabilirsiniz. Kentler e, günümüzde e, tarihte daha önce hiç olmadığı kadar farklı sınıflardan farklı toplumsal katmanlardan e, farklı inançlardan etnik kökenlerden oluşan aşırı kozmopolit ve aşırı heterojen bir yapıda. Özellikle de e, kimlik politikalarının hiç olmadığı kadar yükseldiği bir, ...postmodern dönemde... E, ...arı bir rasyonel ya da modernist tavırla... E, ...soyut tek bir aklın... ...kağıt üstünde tasarladığı bir kent... ...ya da kağıt üstünde bir kenti tasarlaması... ...artık kentlileri... E, ...yabancılaştıran bir distopyadan... ...başka bir şeye götürmez gibi görünüyor. Kentler artık... İşte iktisatta kullanılan o görünmez el gibi e, kavramı gibi e, bütünüyle piyasanın dolayısıyla kentte yaşayan tüm aktörlerin e, ortaklaşa alışkanlıkları, e, yaşamdan ve kentten beklentileriyle evrilen sürekli oluş halinde kentlerde olayın geçtiği yer e, bulunan ve bir organizma gibi sürekli büyüyen, küçülen, yaşayan e, bir durumda e, modernizmin tek bir hamlede tasarlanan ve sonsuza değindirenebilen, olmuş ve bitmiş, e, tamamlanmış, dahası içinde yaşayanlara buyurgan bir tavır gösteren kentleri e, sürekli oluş halindeki geniş, evrilen, dönüşen, e, Akışkan kentlere dönüşmüş. Bu noktada tabii bir dualite var. E, bunu da tartışabiliriz. E, ütopyacı, rasyonel düşünce biçimi e, bir tarafta dursun. Postmodern, oluş merkezli, kendiliğindeni yücelten e, düşünce biçimi diğer tarafta dursun. Her ikisinin kentlere olan etkisi... E, ve bu bunun üzerine olan tartışma ve araştırma beni müthiş heyecanlandırıyor. O yüzden e, konunun sonunu açık bırakacağım. Mimariye yüklenen amansız anlamlar, evet belli dönemlerde. Büyük iddialar, modernizme olan olası ilişki, evrensellik vurgusu, bunun küreselleşmeyle olan ilişkisi. Evet bunlar benim e, söylemek istediğim son sözler. E, açık bırakmak istiyorum çünkü sizleri dinlemeyi de çok istiyorum sizlerden öğrenmeyi de istiyorum e, uzun bir konuşma oldu e, ben sabrınız için e, ve cumartesi gününüzü e, bize bana ve Aura'ya ayırdığınız için çok teşekkür ederim e, mutlu seneler son slide'ım bu e, e, sözü şimdi sevgili Seda'ya bırakıyorum Seda ekran paylaşımını kapatayım mı Evet şu an kapatabiliriz dilerseniz. Tamam. Ee, katılımcılarımızdan da e, bilenlerin kameralarını açmalarını rica edelim. Böylece e, böyle bir nevi aynı odadaymışçasına bir şey yaratabiliriz belki. Evet kameralarınızı açabilirsiniz değerli misafirlerimiz. Şimdi soru cevap seansına geçerken nasıl ilerleyeceğimizden kısaca bahsedeyim. Ee, el kaldırma butonunu artık Zoom kullanan herkes aşinadır diye düşünüyorum ama ben e, kısaca hatırlatayım nereden bulabileceğinizi. Öncelikle e, altta ki gördüğünüz o e, gri satırda Reactions diye bir kısım var orda e, Raise hand diye görebilirsiniz veya isminizin yanına gelip Participant kısmından e, orada bulabilirsiniz. Bunlar iki seçenekler Eğer bunları bulamazsanız çete söz istiyorum diye de yazabilirsiniz Böylece görebilirim ben. Evet bakalım. Kimler açmış kameralarını. Evet, epey bir kalabalığız 214 kişiyiz şu an başlangıçta 300'e yakın katılımcımız vardı. Büyük keyif. Ee, tekrar teşekkürler burada olan herkese. Evet. İlk soru geldi. Şimdi ben mikrofonunuzu açacağım. Bir saniye isterler. Sizle başlayabiliriz. Kabul ederseniz mikrofon açma isteğini sesinizi duyabileceğiz. Merhabalar geliyor değil mi sesim? Evet duyuyoruz. Merhabalar. Merhabalar. Öncelikle yine tabii ki oraya böyle bir imkan sağladığı için öncelikle teşekkür ediyorum. Hep etkinlikleri YouTube üzerinden izliyoruz ama son kapanışında da Ece hocamıza çok teşekkürler. Ben kendisiyle test çalışmamı yapmıştım. ve Ütopyalar ve bu distopyalar test çalışmamın bir parçası olmamakla birlikte gerçeklik üzerine çok tartışmıştık. O yüzden kendisine bu bağlamda bir şeyim olacak, sorum olacak. Ütopyalar üzerinde. Tabii ee, ki, yani... hoş geldin. Hoş bulduk hocam, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz paylaşımınız için. Öncelikle çok büyük bir zaman aldı, sağ olun. Ee, Kusura öncelikle... bakmayın. Ay, <laughs> <laughs> Bizim için çok keyifli, sizin için yorucu olmuş olabilir. Teşekkür ediyoruz. Ee, öncelikle e, gerçeği bu düşünülen ve tasarlananın dışında var olan olarak, klasik anlamda yani ele aldığımız bu gerçek, bu var olanların oluşturduğu gerçeklik, Kavramını ele aldığımızda ütopyalar kendi içinde gerçek dışı bir konumlandırma ile karşı karşıya kalabilir mi? Bir bunu söylemek istiyorum. İkincisi yine kendi söylediğimi çürütecek bir şeye geliyorum aslında. Şu çıkıyor ortaya. Ütopyalar gerçekleştiği andan itibaren nitelik olarak yapılan işte ideal kentler yaşamıyor olsa da bir varlık gösterdiğinde bir gerçekliğe dönüşüyor. Ancak gösterdiğiniz bir örnekte mesela bu varlık gösteren bir e, gerçekliği, bir kenti daha sonra mesela kendi gerçekliğini yitirip bir müzeye dönüşmesi bu modüllerin özellikle gerçekliğini yitirip artık kendi bağından kopup da, kopup da e, bir hiperreality yaratma durumunu gösteriyor olabiliyor. Ancak e, mesela bu ideal kentin, yaratılan bu Ütopya'nın ee, dönüşerek başka bir gerçekliği bir müzeye haline alıyor olması, oraya giden ziyaretçilerin de bunu bildiği halde orayı bir bize müze olarak geziyor olması, acaba iparelli olarak bu gerçekten kopmuş şey gerçek simülasyon olarak kabul etmemizin dışında, post-truth bir yaklaşımla ele aldığımızda yaratılan yeni bir gerçeklik e, olmaz mı? Yani bu ütopyalar e, yaşandığı süreç içerisinde gerçekle bağını koparabilir ama yeni yaratılan gerçeklikle ee, yeni bir gerçekliği aslında biz bir heterotopya diyebilir miyiz gibi bir sorum. Evet, şimdi sorun Peki. aslında e, e, Bauman, e, Foucault, e, Zizek ve e, e, Yalın Alpay. Yalın Alpay'ı Alpay anmadan geçemeyeceğim. E, bu okumaların e, ortasındaki bir tartışma. E, bir kere Ütopya bir düş, ee, hayata geçmemiş bir düş ee, ve aslında şöyle e, gerçek hayatta bir vizyon olarak dalgalayabilirsiniz ya da bir ufuk çizgisi, ufuk çizgisi gibi de düşünebilirsiniz. Hayata geçmeye meylettiği anda kendi gerçekliğinden e, mutlaka o ideal olan e, gerçekte olmadığı için o ideal olandan e, bir küçük eksiltmeyle bile başka bir gerçekliğe dönüşüyor. Evet. Bu ütopya ile ilgili aslında ilk soruna ilişkin söyleyebileceğim şey. E, i̇kinci durum, şimdi bir gerçeklik var. Gerçeğinden kopup üretilen bir e, simülasyon var. Simülasyonun da kendi bağından tekrar kopan bir hiper gerçeklik var. Burası çok e, Bodriler tartışmasına dönüşüyor ama o zaman her biri, birbirinden bağımsız yeni gerçekler evreni üretiyor. Bu doğru. Heterotopya'ya her zaman dönüşmediğini düşünüyorum. Bu benim öznel düşüncem. Bunun sebebi şu birey bunun farkındaysa bu bir heterotopya. Birey bunun farkında değilse bu bir hiper gerçeklik. Hiper gerçek mekan. Bir sen teşekkür. ben çok teşekkür ederim katılımın ve katkın için. Ben teşekkür ederim hocam. Teşekkürler. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Aydınlanmış oldum. Teşekkür ediyorum Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim Gülsan. Lavant diye görüyorum ikinci sırada. Lavant Bey'in kafamızı açıyorum. <laughs> Hoş geldiniz. Evet. Buyurun. Merhaba. Ee, herkese, Ece'ye çok teşekkür ediyorum. Ee, her zaman olduğu gibi çok şiir gibi her şeyi açıkladı. Yıllardır üzerinde çalıştığı e, ütopyalar, distopyalar e, kitaplarla, brieflerle e, e, bir saate sığdırdım. Tebrik ediyorum ondan dolayı. Nasıl yapacak diye bekliyordum. Yine çıktı başardı. Müthiş e, işte tabii konu. Çok uzun. E, ben biraz önceki arkadaşımızın benzeri bir soru soracaktım ama e, mükerrer olmaması açısından benim aklıma bunları hep Ütopyalar geldiği zaman mimari olarak Baktığımda e, çok yakın bir zamanda çok da içimizde vefat ettiğinde Jack Frasco'yu almadan geçemeyeceğim. E, yıllarca kendi hayatını, <laughs> pardon kaç yaşında vefat etti bilmiyorum ama son dakikasına kadar ben e, her ortamdan takip ediyordum. Acaba ne yapacak diye bir farkındalık olacak mı diye ama hiç inadından vazgeçmedi. Ve o konuda ne diyecek bilmiyorum mutlaka onu da takip etmiştir. <laughs> Çünkü e, ütopya bir düş ise ve e, orada çok güzel bir şey söyledi, e, kusursuz bir idealdir diye e, çok kısa geçti aslında kitabında çok daha ciddi açılımları var onun. O kusursuz ideal e, ile bugünün toplumunda, eğitimde, her alanda e, bu ütopyaların, e, sahip çıkanları açısından da bir tehlike var acaba o konu onun dikkatinden kaçmamıştı mutlaka ne diyecek. Çünkü bugün e, ailelerde var çocuklarımızı hepimiz de öyle yetiştik. Bir başarıyla zehirlemiş bir halimiz var. E tabii çocuklara hayal kurduruyoruz. Kurun diyoruz. Hayal her şeydir diyoruz. E, giderek de düşünün mimari olarak veya sosyal bilimlerde çalışanlar olarak e, o konuda eğitimlerini Sürdürenler, gelişimleri sürdüren illa akademisyen vesaire olması gerekmiyor. Düşünen, gerçekliği düşünen, gerçekliği e, geliştirmek isteyen her insan için geçerli bir şey bu. E, başarıyla e, zehirlenmiş bir e, zihinlerin e, Ütopyalarda da aynı tehlikeyi içererek işte Jack Presko gibi neredeyse eline fırsat geçirse bir dünyalar kuracağı bir, e, gerçekten bahsettiğimizde bunu düşündüğümüzde e, sonradan yeniden müdahale ihtiyacı olan bir durum yaratıyoruz. Bu şeyi getiriyor. kimin e, de unuttum. E, benim çok sık tekrarladığım her sorun bir önceki çözümden kaynaklı e, bir yola gidiyor. Yani gerçekleştiğinde e, sorunlar getiriyor ama biz buna tutun, tutunuyoruz ve tutunmak zorundayız. Yani ütopyalar bize korkunç bir kaynak getiriyor. Ben o konuda hep çok e, bir halim var. Başlangıcımda da tanımladığım ve kabul ettiğim şey hep Thomas Moore'dur. Yani incecik bir kitapta o kadar az söylenme, bu kadar şeye çağlayan olmuş hala e, eksilmeden akan bir yol açmış. Hepsinin ruhları şad olsun. Bilmiyorum bunlar için ne diyecek? E, Ece'yi bir duymak istiyorum. Hiç konuşamadık bak bu kadar e, yolumuz oldu, bu, bu fırsat oldu. Teşekkür ediyorum. Sevgili Levent, ben de sana çok teşekkür ederim. Sabırla beni dinlemişsin. Bir şey daha söyleyeceğim. Sunumun onda seni kaynak göstermeyi unuttum. Sunumun sonundaki yılbaşı ağacı senden. Senden aldım onu. <laughs> sen mi çizdin? Sen bir yerden mi aldın? Bilmiyorum ama ben senin bir paylaşımından aldım. Şöyle bir şey söyleyeceğim. İdealizm, e, idealizmin arka planındaki o arzu ve motivasyon, ona ulaşma güdüsü, her insanın içinde var. Hele ki egoyu yönetemediğimiz durumda, yani aslında biz mimarlar için de oldukça e, bu iktidar ve güç ilişkisi e, e, zor yönetilebilen bir şeyken, e, idealler dünyasında var olmak işte az önce eğitimden ya da çocuğu yetiştirmekten e, söz ettin e, kaçmaya çalıştığımız ama aslında içgüdüsel olarak yaptığımız bir durum yani çocuğumuzu kendi ütopyamız gibi görüp ideallerimizi gerçekleştirecek bir araç olarak görüp yetiştirme eğilimimiz var ya da eğitim sisteminin de ya da eğitim sistemine geldiğimizde az önce hani konuşmada e, ne kadar vurgulayabildim bilmiyorum Ütopyaların sunduğu o e, mutluluk söylemi asgari bir düzeyden bahsediyor aslında. Bireyin özgür olması, yaratıcı olması, hatta sorgulayıcı olması istenmiyor. Çünkü bu o ideal düzeni tehlikeye atacak bir durum. E, bu yüzden belki... Ütopyaları gerçekten sana katılıyorum. Bence Thomas More'un e, Ütopyası. Ben kaç kez okudum bilmiyorum. Çeşitli dönemlerde tekrar tekrar okuyorum. Bu kadar az metinle, bu kadar e, müthiş nasıl yazılır e, biliyorsundur gerçi ama kitap iki bölümden oluşuyor. İlk bölümü sonra yazmış ve yıllar sonra onun başına koymuş. Aslında. Çok sert de bir mesaj vermek için yapıyor bunu. Ve bence çok güzel yapıyor. Kitabın başı o yüzden okuyucuyu müthiş çarpıyor. Ee, o yüzden ütopyaların, düşlerin, o ufuk çizgisinin zihnimizin bir yerinde ya da hayatımızın bir yerinde olması durumu bir yerde kalsın. Akış ve o kendiliğindenci, oluş odaklı. Ben de bu noktada Foucault'la paralel düşünüyorum. Kalabilmek. Aslında daha insani, daha doğru bir durum. Bak, yanıtım böyle. Bilmiyorum yanıtlayabildim mi? Peki Levent Bey, söz istemediğiniz için tekrar açmadım ama. <laughs> Okey. Eklemek istediğiniz bir şey varsa nasılsın? Tabii. Zaten e, çok teşekkür ediyorum. E, ben yanıt aramaktan ziyade e, konumumu belirlemek için bir ettim. Ama sen de onu aratıyormuşsun. Benim de mesela zamiyatım falan bana çok fragman geliyor her zaman. Doğru. İtilebilecek bir şey değil ama her araştırmacı ister akademik seviyede olsun olmasın bir şekilde bunlarla karşılaşmak zorunda. Ama işte senden özellikle koymadığın için metinlerinde ve bu kaçıncı bu meseleyle ilgili seni dinledim. Metinlerinde de ısrarla baktım. Mesela ben Fresco'yu çok takip ettiğim için öyle bir şeyim var ve belki de üzüldüm, ezildim yani çok gerçeklikle arasındaki mesafeyi belki de aşamadı ya da bir yerde takıldı olabilir yani e, ama ben Foucault ve e, Moore şeyinde duruyorum hala. Acaba Fresco'yla da ilgili bir çalışma yapsam mı bir ara? E, çok neşeli ve çok güzel olur, çok gerçekçi bir şey. Bir de çok girmiş içine ama hiç görünen bir tarafı yok. Çok doğru. Gizli kalmış bir şey aslında cevher e, ve dediğin gibi çok da üstüne gidiyor gitmiş. E, oh. Yani e, evet çok heyecan verici. Ben şimdi not aldım belki be, belki birlikte bir şey yaparız. Evet olabilir. Yani sen e, ama yani İsa sen buna çok vakit ayırdın. Burada e, anında e, yanlış yolu önünü kesebilecek durumdasın. Onu <laughs> görüyorum. O yüzden. Çok önem veriyorum. Benim de çok takip ettiğim konular. Dolayısıyla eline, yüreğine sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Avra'ya da çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Bu kadar ederim. güzel. Kaç yüz kişi burada. Hiç hakikaten başta söylediğim fiziki olarak yapamayacağımız şeyleri yapıyorlar. Yine efsane bir ortam yarattı. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz katıldığınız için. Görüşmek üzere. Evet, şimdi sırada Burçin baş yazıcı kaldırıyor ama kamerası kapalı. Acaba burada mı? Emin olamadım. Buradaysanız kameranızı açmanız mümkün olur mu acaba? Evet. Şimdi sesinizi açıyorum. Sizin de onaylamanız gerekiyor. Evet. Geldim acaba? Evet. Geldi. Şimdi sesim geliyor mu? Evet. Duyuyoruz sizi. Buyurun. Evet. Ece Hocam merhaba. Çok teşekkürler sunum için. Ben tabii ki her zamanki gibi bir şey soracağım. Aslında her zamanki gibi direkt bir soru da değil. Fikrinizi merak ediyorum. Şimdi öncelikle şunu söylemem lazım. Benim Ütopyalarla ilgili araştırmam çok sınırlı. Dolayısıyla mutlaka bilgi eksikliğim vardır. O anlamda haddimi de aşmak istemem ama genel yorumumla ilgili yani e, çok aslında şunu da söyleyeyim belli bir dönem e, bizim bir işte e, TÜBİTAK araştırma sebebiyle ben ütopyalara ya da mimari ütopyalara bakmıştım ama daha çok mesela belli bir dönem kapsamında yani araştırma nedeniyle belli bir dönem kapsamındaki edebiyat metinlerine bakmıştım. Aslında dolayısıyla daha da ileri bir araştırma'm yok aslında akademik olarak kişisel ilgi dışında. Sizin de başta belirttiğiniz gibi şimdi normalde biz ütopya, e, distopya ilişkisine bakarken de benzer bir e, noktada tıkanıyoruz. E, aslında ütopya bir anlamda hem bir ideal arayışı hem bir düş ama bir taraftan da politik bir metin çoğunlukla. Hepsi için söyleyemeyiz tabii ki. Bunu e, belli bir dönem edebiyat yazımında dahi görüyoruz. Çünkü aslında e, sizin dediğiniz gibi ada Ütopya'da önemli bir aktör. Bir diğer önemli aktör de rüya. Pek çok Ütopya metni de rüya ile başlıyor. E, pek çok asla aslında edebiyat eleştirmeninde bunu şöyle yorumluyorlar. Yani belli bir dönemin politik baskısından dolayı aydınlar aslında fikirlerini ifade edemedikleri için açık açık bunu bir rüya süsü altında ve bir edebiyat metni altında e, söylüyorlar. Aslında ben böyle hep Ütopya e, üretme ihtiyacıyla daha çok ilgileniyorum fikir olarak. Yani ne oluyor da bir ütopya denilen bir janr ortaya çıkıyor? Burada biraz az sanırım bu varoluşsal krizle birlikte bir e, insanın zavallılığı durumu da var. E, bu var ve baktığımızda ütopya metinlerinin üretildiği alanlara baktığımızda işte edebiyat, e, politika, yani politika ile birlikte edebiyat, mimarlık, şehircilik, e, sosyal bilimciler. Aslında baktığınızda hep kendi meslekleriyle ya da kendi yaşamları ile ilgili de varoluşsal sıkıntılar çeken gruplar. Yani dolayısıyla bu bir düş. Ama bir taraftan da hikaye distopya'ya giderken şöyle bir ayrım var. Yani bir şey ütopya diğerini distopya dememizin sebebi aslında tam olarak durduğumuz noktadan kaynaklanıyor. Yani eğer ütopya noktasındaki daha tırnak içi olumlu dediğimiz yönden bakıyorsak, Başkasının ütopyası bize distopya geliyor. Yani bu anlamda 1984'ü de bir iktidarın ütopyası olarak yorumlamak çok mümkün. Ee, Thomas More'un Ütopyası yazıldığında birebir aynı dönemde İtalya'da Machiavelli Prensi yazıyor. Bambaşka bir anlatım o da o, ama o da kimi kaynaklarda bir ütopya metni geçiyor ama o da yine bir aslında iktidarın ütopyası ee, ve şehircilik açısından baktığımızda da ya da mimarlık açısından bu metinleri mimar gözüyle tekrar bir okuduğumuzda da bizim ütopya ya da distopya dediğimiz şeylerde aslında yine nerede durduğumuzu ifade ediyor oluruz. Yani yeni bir kelime icat edilmesi, bir üst kavram icat edilmesi Ütopya, distopya diye. aslında belki de çok gerekli bir şey değil. Burada tartışılması gereken yeni bir kavramın içeriği ve gerekliliği mi yoksa hikayeye nereden baktığımızı mı gösteren bir şey? Bu noktada Ütopya düş ve tehlikeli bir düş. Yani distopya ismini bulma ihtiyacımız bize bunun tehlikesini gösteriyor ve bana da hep dediğim gibi bir varoluşsal kriz gibi geliyor. Ee, muhtemelen e, hiç bitmeyecek Ütopya metinleri. Yani e binlerce yıl sonra bir kazıda vesaire tekrar mesela 2100'de yazılmış bir ütopya metnine rastlamamız mümkün olacak gibi geliyor. Yani bu işin içerisinden çıkamadığımız ve sıkıntılarımızı dışsallaştırmamıza yardımcı olan bir aracı gibi aslında. Siz ne düşünüyorsunuz? Bunu merak ettim. Bu benim yani çok benim kısıtlı araştırma ve ilgiyle edindiğim kendimce bir çıkarımdı. Hani bunu tartışmak istedim aslında sizinle. Çok teşekkür ederim yeniden. Ben teşekkür ederim Burçin katılımın için ve sorun için. Ee, şöyle bir şey söyleyebilirim. Ee, hani bazen e, ütopyalar bazen politik metinlerdir dedin ama çoğunlukla politik metinlerdir. Yani çok e, belirli, çok net ideolojiler de barındırır içinde. Ve e, bulunduğu dönemi yok varsaydığını iddia etse de bulunduğu dönemin negatif durumlarından etkilendiği için aslında bulunduğu dönemi de içerir. Yani aslında bağlamsız olduğunu iddia etse de bağlamla, yani kökle ilişkisi mutlaka var. Ee, şimdi belki sanatçılar gibi, yani dönemin biraz daha e, söz söylemek isteyen ama baskılardan ötürü söz söyleyemeyen ...medralarının bir e, düş, düşlerinin dile getirildiği bir platform diyebiliriz bazen ütopyaları, ama her zaman değil. Mesela bir örnek vermek istiyorum. Sunumda yer veremedim. Kesmek zorunda olduğum için belli bölümleri ama Haussmann. Şimdi Hausman'ın tarihi yapış şekli aslında bağıra bağıra yapış şekli. Yani hiçbir şekilde satır arasından değil dönemin iktidarının yanına aldığı kol kola birlikte bir kenti yıkıp yeniden inşa ettikleri kendi ütopyalarını e, o kente uygulayabildikleri bir bakış açısı, bir ideoloji ve hayata geçmiş bir ideoloji. E, o yüzden e, belki söylediğin durum duruma bugüne ait öznel bir durum olabilir. Ama şu konuda sana katılıyorum. E, örneğin böyle bir çalışmayı bir grup yüksek lisans öğrencimizle de yapmıştık. E, misal Aldous, Aldous Huxley'in cesur yeni dünyasını e, ütopya olarak algılayabilen bir kesim olduğu gibi sert bir distopya olarak nitelendiren bir grup da var. Bu öznel bir durum. Gerçekten öyle. Daha asgari, daha kurallara, daha normlara e, uygun yaşamayı tercih eden bir birey için bir ütopya bir distopya bir ütopya olabilir. Daha bireyselleşmek, daha oluş, olay, kendiliğinden olma halinde, yaşama kendini bırakmak isteyen daha yaratıcı zihinler ise Ütopyayı kesinlikle reddeder ve bir distopya üretirler. Burada tabii yine sonuçta yer veremedim ama bir de anti-ütopya diye bir kavram var. Belki burada onu da devreye sokup biraz onu da tartışmanın çerçevesini almak gerekir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz Burcin Hanım. Şimdi ilerliyorum. Evet, şimdi Mina Sakla görüşeceğiz. Sizin sesinizi açıyorum. Buyurun. sesiniz gelmiyor şu an bize. Aslında sesiniz açık ama mikrofonunuzda mı bir problem var acaba? Şimdi duyabiliyorum. Evet şu an duyuyoruz. Buyurun. Mikrofondanmış. Ece Hocam çok teşekkür ederim sunumunuz çalışmanız için. Gerçekten benim için de çok ilgi çekici ve öğretici oldu. Ee, ama dikkatimi çeken bir şey oldu. Sunum boyunca bize Ütopya düşüncelerinden, tarih içindeki değişiminden bahsettiniz. Ancak bunu sadece batı odaklı bir literatür içerisinde yaptınız. Antik Yunan'dan başladık. Rönesans, Ebenezer Howard, Corbusier ki kendisi kolonyal dönemin en ünlü isimlerinden biri. İşte sonrasında post sanayi yine batılık kişiler ve düşüncelerle tanınmadınız. Şimdi sunumunuzun adı ideal kent arayışında mimari ütopyalar olunca sormadan edemedim. Acaba aslında batı dünyasındaki ideal kent arayışlarında mimari ütopyalar mı demeliydik? Veya yani postkolonyal literatürdeki en büyük eleştirilerden birisi biliyorsunuz dünya mimarlığı gibi başlıklarla sadece batılı mimarların ve düşüncelerin yer aldığı antolojiler oluşturulması. Yani bunu çok problematik olarak görüyorlar ve daha kapsayıcı ve eşit görünürlük verilmiş çalışmaların mı bu tanımları kullanması gerekiyor acaba? Ya da ütopya metinleri sadece Batı'da mı yazılıyor? Öyleyse de nasıl isimlendirmeliyiz? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bunu sormak istedim. Sevgili birine çok güzel bir soru sordum. E, aslında bu sorunun yanıtını da e, kitabın içinde veriyorum. E, şöyle bir üst başlıkla veriyorum. E, ütopya Batı'ya özgü bir tür müdür? Hayır değil. E, ama neden sunumda yer almıyor? Bunu açıklayabilirim. E, örneğin e, özellikle şimdi Hristiyan coğrafyasında yani e, şöyle diyelim Avrupa kıtasında, İngiltere'de ve Amerika'da çok sayıda e, ütopya metni ele alınmış. Ama buna ek olarak örneğin İran'da, Mazdak'ta ya da Arap Yarımadası'nda e, işte Karmatiler, Basralı Zenciler, ee, yine Azerbaycan'da Hürremiler, ee, Anadolu'da aslında Aleviler, ee, babayı is isyancıları, yani yine toplumsal krizlerden etkilenmiş etnik gruplar. Ee, aslında Mevlana, Mevlana Celaleddin Rumi, ee, Bedrettinciler ee, Doğu Dünyası'nda ya da ee, Mısır'dan ee, pek çok farklı ütopya metnine Ağırlıklı olarak da mitlerin içine yerleştirilmiş ya da e, edebi metinlerin içine yerleştirilmiş pek çok ütopyaya rastlıyoruz. Ama buradaki altını çizmek isteyeceğim şey şu olur. Bu ütopyalar ağırlıklı toplum ütopyaları. İçinde kent tasviri yok. Bu yüzden de benim araştırmam biraz ideal kenti e, stüktüre omurgasını aldığı için bunların sadece varlığından söz edebiliyorum ama İdeal kentlerini tasvir edemediğim için aslında çoğu andığım kişi de bir çeşit gezgin ya da göçebe olduğu için de yerleşik bir düzeni de yok. E, bu yüzden e, doğuya ilişkin ütopyalar ağırlıklı olarak benim alanımın dışında kalıyor. Yani daha edebi metinlerde kalıyor ya da anlatılarda kalıyor. Bu yüzden e, çok e, görsel bir şey elimde olmadığı için de sunamadım ama çok güzel bir soru. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Yani şimdi Jülide Deniz Baydar devam ediyoruz. Mikrofonumuzu açıyorum. Merhabalar hocam çok teşekkür ederiz. Merhaba ee, Jülide de, ne güzel seni görmek hoş geldin. <laughs> ben de Ece Hoca ile Ütopyalar, Rönesans dönemi Ütopyalar üzerine tez çalışması yapmıştım. Ee, üzerine çok tartışmıştık bütün anlattığımızda böyle hani geçmişim de gözümün önünden geçti açıkçası sizinle sizi dinlemek yeniden ne kadar güzel ee, ben sadece şeyi sizinle tartışmak istiyorum ilk başta ütopya kavramını e, tek tek madde madde anlattığımızda ütopya anti özgürlükçüdür diye bir e, şey yazmıştınız aslında e, ütopyanın e, oluşu hani libera edici yani mevcut durumdan özgürleştiren bir tarafı var. Ancak o yaşama geldiği zaman yani yaşama uygulanmaya çalışıldığı andan itibaren özgürlük kısıtlayıcı mı oluyor. Yani aslında ütopyanın güzelliği onun uygulanamıyor oluşunda yani bir düşünce olarak kaldığı zaman ütopyanın ben özgürleştirici zihinde bir özgürleştirici tarafı olduğunu düşünüyorum ki zaten yaşamın kendisi de aslında yaşam başladığı anda, Özgürlük aslında kısıtlanıyor. Yani sizin özgürlüğünüzün başladığı yerde benimki bitiyor. Hani acaba bu zaten yaşamın kendisinde olan bir şeyden dolayı mıdır? Yoksa hani düşüncede de mi özgürlük kısıtlayıcıdır? Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Onu bir daha tartışmak istedim. Ee, Jülide öncelikle seni görmek çok güzel. Ee, Jülide e, Rönesans dönemindeki e, ütopyaların e, içindeki... E, Biomimikri, bir tasarım metodu olarak biomimikri e, araştırdı. E, çok e, keyifli bir tezi var. E, umarım e, ilgilenen araştırmacılar okurlar. E, seninle çalışmak benim için çok öğretici, çok keyifliydi jilide. E, şöyle bir yanıt verebilirim. Şimdi ütopyalar aslında e, sorunu şöyle e, e, yanıtlayacağım. Ütopyayı üreten zihin özgür bir zihin. Ama ütopyayı üreten zihnin kurduğu keskin kurallarla çok rasyonel e, e, yaşam e, standartlarıyla belirlenmiş olan dünya anti özgürlükçü. Yani e, hayata geçmesi değil, o tek o zihnin kurduğu kendi ideal dünyası, başkası için ideal bir dünya olmadığı için aslında baskıcı ve otoriter bir e, duruma bürünüyor. Bu yüzden de anti özgürlükçü. Anlatabildim mi? Anladım. <laughs> teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Ee, şimdi chat'tan e, söz isteyen bir katılımcımız olmuştu. Elif İçen. Sizin sesinizi açıyorum. Bir saniye. Şimdi şey buldum. Evet, şu, şu an duyuyoruz. Ben... Buyurun. Öncelikle çok teşekkürler. Çok güzel bir konuşmaydı. Ya Benim e, bu konuda okumalarım bayağı az aslında ama şey okumuştum. E, Rem Kulas'ın e, Small, Medium, Large, X, Large, Aynı zamanda Foucault'un metnini de okumuştum ve e, ikisi arasında bayağı ben benzerlik gördüm. E, ve aklımda acaba Rem Kulas'ın işte bu Bigness büyüklük fikri de bir tür heterotopya mı diye düşünüyorum yani düşünüyorum sürekli çünkü işte Foucault'un Lacan'ın aynı e, analojisinden bahsediyor ve işte hem çevreden ayrı ama çevreyle bir arada olması gereken bir heterotopyadan bahsediyor ve aynı zamanda sanki Remkulas'ın fikri de yani çok bu konuda çok benzerlik gösteriyor ve bunu hava alanları üzerinden düşündüğüm zaman yine sanki çok yani bilmiyorum bence çok benziyorlar. Sizin de bu konuda fikrinizi şey yapmak, duymak istedim. Elif, evet. Aslında Rem Remkulas'ın hani e, mimari üretimi yani OMA'daki mimari üretiminin yanı sıra e, daha kendine ait öznel düşüncelerini içerdiği metinlerinde... E, bu aykırı mekanları olumladığına dair ipuçları olduğuna ben de inanıyorum. E, buna açık açık bir heterotopya demiyor. E, ama e, özellikle küreselleşmenin getirdiği kaosu da olumluyor, yani bunu bir zenginlik olarak görüyor ve bunun e, ya zaten de değiştirmeyle ilgili bir şey söylemiyor ama bunun e, bu kaosun bir ya da bu karmaşıklığın e, mimari tasarım'a ayrı bir boyut getirdiğini de savunuyor. Bu yüzden Havalimanları bir heterotopya mıdır? Bu tartışılabilir. Bunu başka e, platformlarda tekrar e, ele alabiliriz ama e, aykırı mekanları olan e, tanımları e, Rem Kulhas'ın e, heterotopya ile ilişki kuruyor e, diye düşünüyorum. Mekanlarından söz etmiyorum, metinlerinden söz ediyorum. Benim görüşüm böyle. Teşekkür ederim. Rica ederim. Teşekkür ederiz. Evet. Şimdi Sinan İzgi ile devam ediyoruz. Sinan Bey. Açtım galiba değil mi? Evet duyuyoruz şu an sizi. Tamam. Ee, merhaba. Çok teşekkürler sunumunuz için. Çok, merhaba. Çok e, derinlikli bir sunum oldu. Çok soru sorabiliriz, çok düşünebiliriz. Şu anda e, bir sürü şey kafamda uçuşuyor ama e, ne kadar dile getirebilirim? Ya soracağım soruyu ne derece anlamlı bir şekilde anlatabilirim, onu da bilmiyorum ama, şöyle yani ben konuyu çok fazla felsefi e, şey taraf tarafından e, bakıyor muyum, çok emin değilim e, tartışılan bu konu o, çerçevesinde. Biraz şöyle de görüyorum önümüzdeki e, gerçeklik e, bağlamında. E, aslında e, e, işte bu kentlerin nüfusunun sürekli artması ve önümüzdeki dönemde de çok yoğun şekilde artıyor olması, kentleşme olgusunun çok yoğun olarak devam edecek olması, yani yılda yaklaşık 100 milyon kişinin kentsel nüfusa eklenmesi aslında çok karşı karşıya olduğumuz çok ciddi bir e, durumu işaret ediyor. Kentleri e, işte düşünürken, kafamızda tahayyül ederken, e, anlamaya çalışırken, süreci anlamaya çalışırken e, bu bence e, Yaşadığımız gerçekliğin çok e, en e, önemli bir ögesi olarak düşünüyorum. Bir taraftan bu yaşanırken de e, tabii ki e, bu ekolojik de, e, şey dengenin de bozuluyor olması e, bu kentleşme bu kadar büyürken yani birbirine karşıt olan bu sürecin nasıl e, gerçekleşeceği yürüyeceği veya bildiğimiz anlamda insan uygarlığının sonu anlamına gidip gelmeyeceği veya nereye dönüşeceği? gibi konular var yani benim için öncelikli olarak e, önemsediğim bir e, konu olarak. E, bir taraftan da tabii işte bu böyle bir gerçeklikle aslında distopik bir dünyada da bu anlamda yaşıyoruz zaten şu anda. E, distopiyi gelecekle ilgili bir şey e, tavir olarak değil aslında şu anda içinde yaşadığımız e, bir gerçeklik olarak ben algılıyorum. Her türlü distopya, distopik şeylerde önermelerde var olan her şey şu anda aslında içinde yaşadığımız yoğun bir gerçeklik. Yani işte çevre problemleri mi dersiniz, göçler mi dersiniz, savaşlar mı dersiniz, felaketler mi dersiniz vesaire <laughs> veya işte toplumsal kutuplaşmalar mı dersiniz? Aslında şu anda çok somut bir şekilde zaten şeydeyiz. Yani bunu içinde yaşıyoruz bir taraftan. Belki içinde yaşadığımız için o kadar kuvvetli olarak fark etmiyor olabiliriz. Bir taraftan da e, işte buna karşı acaba bunu nasıl anlayacağız? Nasıl bir bakış açısı geliştireceğiz? E, nasıl e, bir... Çünkü ister istemez e, kent düzeninde düşündüğümüz zaman e, nasıl kent veya kentleşme veya kentsel coğrafya düşündüğümüz zaman bir geometrik, rasyonel bir us ustalık bir şeyden e, bakış riskleri şunu. Kentler her şeyden önce bir, bir, bir geometrik e, rasyonelite temelinde oluşuyor veya e, algılıyoruz en azından biz öyle diyoruz ama bir taraftan da bunun karşısında e, çok e, işte e, e, toplumsal e, varoluşuşumuzun çok katmanlı bir hatta Italo Calvino'nun Calvinonun da bir e, karmaşık bir yün yumağına e, benzettiği bir varoluş e, şeyinin e, durumunun bu geometrik ustalıkla olan büyük bir gerilimi ve işte kendisi de bunu kentleri anlamak için e, en büyük veri olarak kendisi için şey yapıyor aslında bu e, bu ustak ustalıkla ters ee, belki bu karmaşıklık, çok katmanlılık vesaire. Şimdi biz gelecekle ilgili bu kadar da böyle distopik bir takım durumlarla karşı karşıyayken çok somut bazı gerçekler de var ve e, belki daha önceki tarihe baktığımızda kimden farklı olarak elimizde de çok data, çok veri var ve e, çok daha ileriye, ileriyle ilgili projeksiyon, somut projeksiyonlar yapabilecek durumlarımız da var. E, biz acaba ya da siz yani ben ben kendim için şey söylemeyeyim size sorayım. postlar postlardan hangi postu beğeneceğiz, seçeceğiz? Siz nasıl bakıyorsunuz? <laughs> bu önümüzdeki gerçekliğe ve ileriye dönük olan perspektifiniz nasıl bu konuyla ilgili olarak? Teşekkür ederim. <laughs> ben için. teşekkür ederim Sinan Bey sorunuz için. Bir de biraz kafamı da karıştırdınız. <laughs> iyi bir şey bu. Eee Postlardan hangisine tutunalım? Bence şimdilik hiçbirine tutunmayıp biraz gözlemci olmayı da tercih etmek bir yöntem. Ee, biz ne yapabiliriz? Ee, aslında güzel bir şey söylediniz. Ee, çok eşsiz benzersiz bir dönemden geçiyoruz, doğru. Aslında pek çok krizi de bir arada yaşadığımız bir dönem. Ama bunun farkında olmak, yani herhalde buradaki topluluk bunun farkında, bir hani akışında olup hiçbir şey hissetmeden yaşayan bir toplum varken. Bu durumların farkında olmak aslında bize şöyle bir e, görev de yüklüyor olabilir. Bunları yazmak, bunlar üzerine bir şeyler üretmek, bir şeyler çizmek ve bu farkındalığı arttırmak. Yani e, evet çok distopya var, değil mi geleceğe dönük e, mesaj vermeye çalışan ama bunlar o gerçekleşmesini istedikleri için üretilmiyorlar. Bunlar aslında bazı durumlara e, işaret etmek, e, toplumu uyandırmak. E, ...dikkat çekmek için üretiliyorlar. Aslında bizler de burada... işte ...Avra'nın bütün araştırmacıları da... ...bu sorgulamacı bakışla... ...bu durumu biraz daha anlatılır... ...hale getirmek. Yani... ...o zihindekileri e, sunulabilir... ...daha nesnel... ...daha temsil edilen ortamlara taşıyıp... ...daha çok birilerine aktarabilmek... ...gibi bir... E, ...misyon üstlenebiliriz. Yapıyoruz da hepimiz bir parça... ...elimizden geldiğince... E, ...yoksa bizim mimar olarak işte politikayı yönlendirecek, dünyayı değiştirecek bir gücümüz yok. Ama biz sadece burada bir e, biz de bir çığlık atabiliriz. Böyle düşünüyorum. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şimdi chat kısmından söz alan bir izleyenimiz vardı. Nilgün Uyal bizi duyuyorsa. Şu an mikrofonunuzu açmak üzere bir şey gönderdim. Evet <laughs> Sesim geliyor mu acaba? Sesiniz geliyor, görüntünüz yok ama. Ya görüntü çok affedersiniz. Yani burada video başlangıcı yazıyor. Aa, tamam, start my video diyor. Basıyorum. Teşekkür ederiz. Tamam, özür dilerim vakit harcattım. rica ederim, buyurun. Ben şimdi bir üniversitenin hazırlık kısmında dil öğretiyorum. Bizler, ben bu konulara sadece ilgi bazında takip ediyorum. <laughs> Distopya ve İnanın sayfalarca da not aldım. Birçok yeni kavram, birçok kelime çok faydalandım. Sanıyorum bizim dil öğretme sürecinde öğrencilerin yaşadığı bu belirsizlik hali, bütün bu distopiyayı size anlatırken aldığım notlar, yani zihindeki tasarımın gerçekle yüzleştiğinde çarpılması hali, sizin kelimelerinizi size aktarıyorum. <laughs> bunlarla kendi alanımla sizin anlattığınız arasında böyle bir ortak bir alan üzerinden ben de çünkü bazı konularda netlik peşindeyim. Öğrencilerin alışkanlıklarını kırmakları peşindeyiz. Yani insanların bu belirsizlik halinden hoşlanmama durumları zaten sorun yaratan kısım. Siz de belirttiğiniz korkulara dönüşmesi bizlerin en büyük engeli. Ee, bir e, bununla ilgili yani dil alanı ile ilgili sizin bütün bu düşünsel çaba içinde böyle yeni kelime arayışlarınız oluyor mu oldu mu? Ee, teşekkürler Nilgün Hanım. Aslı, aslında bir soru, efendim. Bir de ikinci bir sorum var bu birincisiydi. Ee, i̇kincisi de e, siz dediniz ki konuşmanızda distopya kısmında mimari yapıtlar yeni bir kentsel yapı önersin önermesin. Dayatmacı bir tutumdan bahsettiniz. Bunu da tartışma bölümünde konuşalım dediniz. Ben de orayı çok merak ediyordum ama işte orayı nasıl konuşabiliriz, orayı <laughs> nasıl açabilirsiniz? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Negin Hanım. Öncelikle alan dışından birisinin bizi dinliyor olması da çok keyifli. Ee, i̇şte az önce Sinan Bey'le konuştuğumuz o kıvılcım bakın bir yere sıçradı. Ne güzel. Ee, şöyle Negin Hanım, yeni bir terminoloji... En azından ben kendi adıma konuşayım. Benim bildiğim bir iş değil, e, alanım da değil. O yüzden ben yeni bir dil üretmek, türetmek konusunda bir aslında iddiaya sahip değilim. Sadece e, terminolojilerin ya da dillerin e, benim alanımda yani mimarlıktaki anlamları üzerine düşünüp belki kendimce onlara ön e, bazı e, işte takılar işte az önce bir tanesini siz okudunuz. Bunlar benim... Kendi kendime yaptığım kelime oyunları. E, konuyu biraz daha anlatabilmek için, kendi alanımda biraz daha anlamlandırabilmek için yaptığım e, deneysel işler. Yoksa e, öyle bir, yani haddimi biliyorum öyle bir yerde asla e, bir bilgi sahibi değilim. İkinci soru, e, hani tartışalım dediğim kısım. Aslında bunu biraz bugünle ilişkilendirmeye çalışır mısınız demek istemiştim. Yani bugün de e, tek bir zihnin, İçinde yaşadığımız kentler için çok büyük kararlar verdiği, bizlerin bu karar mekanizmasında yer almadığı, aslında o zihinler için onların ütopya olduğu ama bizler için çok katastrofik düstopyalar olduğu duruma biraz işaret etmek istedim. Böyle yani bu tartışmaya ilişkin ya da orayı düşünmeye ilişkin notum bunu biraz açmak üzerineydi. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim İlgün Hanıma. Ee, şimdi sırada Sezgin Tokgöz var. Ee, mikrofonumuzu açıyorum. Evet, bizi biz şu an açıldı ama sesiniz gelmiyor. Ee, bir kulaklık gibi bir şey varsa onu deneyebilir miyiz? Gelmiyor çünkü sesiniz. Tekrar gönderiyorum. Evet, Ses bir konuşmayı deneyebilir misiniz? Yok gelmiyor. Böyle basit bir kulaklık gibi bir şey varsa onu deneseniz. O sırada biz başka bir soru alsak sonra siz alsak. Ya da chat kısmına yazın oradan seslendireyim ben sizin sorunuzu. Hangisini tercih edersiniz? Peki o zaman Sezgin Bey çözene kadar sorunu. Şeyda, Şeyda açılan. Burada mısın Şeyda? Sesini açıyorum. Evet, buradayım. Merhaba. Sesim geliyor değil mi? Duyuyorsun <laughs> Tamam. Evet. Ee, öncelikle çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sunumdu. Eee, Aya da düşündürdü. Özellikle e, popülizm üzerine yaptığım okumaları biraz düşündüm hocam dinlerken. E, popülist ideolojinin yaptığı gelecek tasvirlerini özellikle düşündüm hocam. E, onlar bana birazcık hani Ütopya tasvirlerini andırıyor gibi geldi. E, i̇şte örneğin halkın içinden çıkmış bir Kurtarıcı bir lider, işte ezilmiş milleti kurtarma sözüyle iktidara geliyor ya da işte ideal bir millet e, tanımı yapılıyor çokça vesaire. E, bu tür söylemler ideal bir düş tasviri de yapıyor aynı zamanda gibi geldi. E, ama şey hani literatür hakim olmadığım için e, popülist ütopya diye bir şey var mıdır? E, bunun örnekleri var mıdır? Bunları merak ettim aslında birazcık. E, onu sormak istedim. Teşekkür ediyorum. Şey daha çok teşekkürler. Benim aslında temkinli ve mesafeli durduğum bir alan. Çünkü evet birçok kişinin idealist söylemleri ya da kendi ideal toplum kurguları olabilir. Ama bunları biraz daha benim en azından kendi durduğum nokta, kendi baktığım perspektif daha mimarca bir perspektif. Sanırım mimarlar da çok ee, üst e, işte kentleri ya da ülkeleri yöneten konumlara da gelmediğinden ötürü belki böylesi popülist söylemlere çok karışmıyor ee, ama elbette var yani bugün de içinde yaşadığımız durumda bu çokça e, e, önemli bir noktada yani e, burada yöneticinin zihnindeki ya da yönetici demeyelim güç kimdeyse gücün zihnindeki duruma biz maruz bırakılıyoruz biz maruz kalıyoruz ve e, Belki bizim burada e, ütopyaların üretiminin arka planındaki durumları biraz daha bütün ele almamız gerekir Yani sadece bir ideoloji bir düş değil ki e, ütopyanın arka planındaki yani bunu işte sunumun en başında bir hani kavrayış haritası olarak anlatmaya çalıştığım durum bu konuyu çok daha başka e, alanlara e, temas etmeye zorluyor yayılmasını zorluyor e, O yüzden böyle tek noktadan bakan, Böyle daha geçici, uçucu, derinliği olmayan e, söylemleri biraz sunumun dışında tutmaya ben de gayret ediyorum. Ama haberdar olmaya çalışıyorum, okumaya çalışıyorum ve onlar üzerine de e, kendi zihnimde sorgulamaya çalışıyorum. Böyle yanıt verebilirim. Yani sen de bu alanda okuyorsan e, bence okumaya devam et. Biraz da Ütopya yazınını okursan çok daha hani o neyin ne kadar temas ettiğini ya da etmediğini keşfedebilirsin teşekkür ederiz Ben teşekkür ederim. Sezgin Bey dondu. Umarım çözülmüştür sorun. Şimdi tekrar açtım. Şu an geliyor mu? Evet şu an duyuyoruz. Buyurun. Tamam. Kusura bakmayın yayına katılacağımı düşünmedim. mikrofon kapalıymış sanırım. <laughs> Öncelikle herkese merhaba. İnşallah herkes sıhhatlı, sağlıklı yerindedir. Bu güzel cumartesi için de güzel bilgiler için de teşekkür ediyorum. Ee, ben mimarım. Restorasyon alanında çalışıyorum. Bu yüzden de Ütopyalara edebi metinden daha çok mimari olarak bakmaya çalıştım. Ben edebi metinleri hep e, insanların hayal ettiği, yapma, yaşamak istediği alanları görmek ve asla da gerçekleşmeyecek olan hikayeler gibi düşünüyorum. Yani edebiyat olarak tabii. Sizin bu e, bize Ütopyaların vari, varyasyonlarını söylediğiniz alanlar, kentler, yaşam alanları bunlar hep Birilerinin ideal yaşam alanlarını, birilerinin dayatmalarının, e, o ortamın verdiği referansları baz alıp nasıl bir plan oluşturabiliriz gibi olaylar. Bunlar şimdi bir salgın yaşıyoruz ve bunu orta çağda yaşanılan insanlar buna göre ütopya yapmışlar. Bu 21. yüzyılda kimse bunun ütopyasını hesaplamamıştır. Böyle bir ütopya yapmamıştır. Bu referansları neye göre baz alıp temel oluşturmalıyız? Bizim günümüzde hangi referanslar daha çok bir mimari olarak baz alınabilir? Yani şu an bize bu salgının durumu politik olarak da diğer önce bir arkadaş konuşmuştu. Distopya itiyor. Yaşam alanlarını daha çok kullanmamız için ütopya itiyor veya teorilerini ortaya çıkartıyoruz. Yani kullanılan malzemelerden e, canlı hayvanların yaşam alanlarını yok etmeden nasıl insanca yaşayabilmemizi. Bunları hep düşünüyoruz. Peki bu başımıza gelmeden neden bunu düşünemiyoruz? İlle bir ütopya kırıp yerden bırakmalı insanlar. Siz mesela bunun nasıl yön veriyorsunuz kendinize? Bir kılavuzunuz var mı diyeyim yani. O şekilde sorayım. Ee, teşekkürler Sezgin. Ee, şöyle Peki bir şey söyleyeyim. Olduysa, arada. Rica ederim. Ee, bir, bir kılavuz yok ama benim kendimce belir kendime belirlediğim yöntem aslında her duruma işte bu yani ütopyalar ne zaman en çok ne zaman üretiliyor bir takım kırılma noktalarında yani işte gerçekten işte göç işsizlik açlık susuzluk ne bileyim savaş şey ekonomik krizler ya da salgınlar bugün içinde yaşadığımız dünyada bunların hepsinden biraz var sadece biraz ee, çeşitlilikleri arttı ama çelir de değişti ee, oyunun kuralları da değişti ama hepsinden biraz var o yüzden gerçekten oldukça enteresan bir dönemin içinde olduğumuzun farkında olmak güzel bir durum benim kendimce izlenci'm e, bütün olayları eleştirel bir gözle anlamaya çalışmak böyle söyleyebilirim yani e, belli durumları dışsallaştırıp onları yabancılaştığımda Resmin bütününü okuyamamaktan endişe ederim. Bu yüzden de e, hani tabii ki mimarca konulardan bahsediyorum. Diğer konular hepimizin daha kişisel alanları. Ama ben mesleğimle ilgili e, işte az önce popülist yaklaşımlarla ilgili bir soru geldi. E, Levent Çırpıcı'da an itibariyle evet popülist ütopyalar içindeyiz doğru. Bunları, Bunlara tükaka deyip bunlara sırtımızı döndüğümüzde o dünyanın gerçekliği değişmiyor. O dünya burada var ve biz onun içinde yaşayan bireyleriz. O yüzden daha eleştirel ama daha sorgulayıcı bakabilmek bence bakış açımızı daha doğru yönlendirmemizin temel anahtarı. Ben kendi adıma ne yaptığımı söyledim. Ya yanıtım böyle. Teşekkür ederim cevabınız için. Ederim. İyi akşamlar diliyorum. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ece Hanım burada bir şeyde bulunacağım. 17.30'u 3 dakika geçtik. Şu an tamam. itibariyle 3 sorumuz daha var. Ben bir sizi danışmak istiyorum. Devam etmek konusunda sizin için uygunsa devam edeceğim. Tamam. Yoksa? Tamam. 3 soruyu daha alalım tabii <laughs> Peki, ki. Peki son 3 soru dostları diyorum dostları o zaman. <laughs> Teşekkürler. Berfin Öztürk chat kısmından söz istemişti. Hala buradaysa kendisinin. Evet mikrofonunuzu açıyorum. E, merhabalar. Merhaba buyurun. E, Merhaba, Merhaba hocam. Ben de Ece Hoca'nın e, lisans öğrencilerinden biriydim. Şimdi de yüksek lisans yapıyorum, Almanya'dayım. E, benim sorum e, aslında kendi yüksek lisans çalışmalarım üstüne oluyor birazcık. Çünkü e, bize de burada projemizde, üstünde çalıştığımız projemizde e, bir ütopya tasarlamamız gerektiği söylendi. <laughs> Ve aslında böyle bir durumda birazcık elinize ayağınıza dolanıyor. E, ilk İki tane soru sormak istiyorum. İlki, e, sürdürülebilirlik ve ütopyalar üzerine. Çünkü e, sürdürülebilir mimarlık, ekolojik mimarlık dendiğinde... ...daha çok e, yerele ait çözümlerle karşılaşıyoruz. Yani örnek vermek gerekirse bir yapı yapıyorsanız bile... ...ve o yere ait özgü malzemeleri kullanıyorsanız bile... ...bu daha ekolojik olduğu anlamına geliyor. Ve ütopya dediğimiz kavram aslında öyle bir öneri ki tüm dünya geneli için geçerli oluyor. Tüm küresel anlamda geçerli oluyor. Yani peki böyle bir durumda gelecek için ekolojik bir ütopya nasıl gözükebilir? Her yer için geçerli bir ütopya hala günümüzde mümkün mü? İlk sorum budur. İkinci sorum da şu olacak. Ütopya dediğiniz gibi yani iyi bir sistem kurmak üzerine kurulu. Ama aslında bu sistem kurulurken orada yaşayacak, o kentte yaşayacak insanların mutluluğu birazcık göz ardı ediliyor. Ve aslında bu da Ütopya'nın temel hedefini ıskalaması demek. Çünkü aslında Ütopya'nın amacı zaten o kentte yaşayanların mutluluğunu sağlamak. Böyle bir sistem kuruluyor ama asıl hedef es geçirmiş oluyor. Ve ne zaman bir Ütopya'da her şey en ince ayrıntısına kadar tasarlansa, tasvir edilse aslında o Ütopya birazcık da başarısız olmuş oluyor. Birazcık da kendi içinde distopya dönüşmüş oluyor. Bu anlamda aslında Ütopya tasarlamak kendi içinde kendi kendini mi eritiyor ya da kendi kendimi yok ediyor. Kendi yaptığım çalışmalarda da böyle ikilemlere düşmüştüm. Teşekkür ederim sunumunuz için. Berfin teşekkür ederim. Umarım senin kafanı daha da çok karıştırmışımdır. Çünkü bu konu evet. biraz böyle bir konu. Seni tekrar görmek çok güzel. Şöyle söyleyebilirim. Bugünün postmodern kent kavrayışında ben, bu benim öznel fikrimdir bu arada, ben ideal bir kent tasarlanabileceğine inanmıyorum. Ee, kentlerin kendini dahi taklit edip böyle daha e, yapı ölçeğine indirgendiği de bir bakış açısı da e, bir yapılı çevre de mevcut. Bu yüzden e, bugün bugüne ait bir ütopya e, Evet bunun böyle daha çevreye duyarlı ya da ekolojik e, girdileri olabilir. Belki kent değil de daha tanımlı bir kent parçası üzerinden, daha ölçeği daraltarak e, ve aslında kullanıcısını da daha tanımlı hale getirerek e, gerçekleşmeli. Bu bile şu anda çok muğlak, muğlak bir zemin, çok kaygan bir zemin. Çünkü geçen sene bu zaman tam bir yıl önce biz bu toplantıyı yapıyor olsaydık ve seneye işte Evden çıkamıyor olup zorunlu bir inziva halinde olacağımızı birisi bize söyleseydi hepimiz kahkahalarla gülerdik. Hani durum bu kadar dinamik ve değişkenken e, ideal bir şey tasarlama e, çabası ya da egzersizi bana çok e, zor geliyor. O yüzden alabildiğine daraltmaya, e, özelleştirmeye çalışmak belki iyi e, hani tavsiye edilebilecek bir yöntem olabilir. E, teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Mikrofonumuzu kapatabiliriz. Evet son üç soru demiştim ama hala el kaldıranlar var. Ee, yani son üç, üç dediğim için son iki kaldı şu an. Bilgilendirmek istiyorum. Tamam. Ee, Orhan Çelik ile devam ediyoruz. Bir saniye açalım sesimizi. Buyurun. Herkese merhaba. Hocam merhabalar. Tekrar... Merhaba Orhan. Sizi görmek çok keyifli, çok mutlu oldum. Ee, umarım yüz yüze beraber oluruz bütün hocalarımla beraber en kısa sürede. Ben de Ece Hocam'la birlikte bölümde asistanım. Ee, ben Benim test konuyla ilgili bir sorum var. Hocam bildiğiniz üzere ben bilgisayar oyunlarının mimari tasarım üzerinde ve mimarlık üzerindeki temsiliyle ilgili Aslı Hocam'la beraber çalışıyoruz. Ee, ve e, sorum şu aslında merak ettim şu Çok kısa da size vaktinizi almadan soracağım. E, oyunlar aslında bence bir ütopya ve distopya olarak varsayabiliriz. E, çünkü onlar da yeni bir mekan kurulumu ve yeni bir sistemi bize e, dayatıyorlar ve bize sunuyorlar bunu. E, ben sizden şunu merak et ed 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 ediyorum e, şu konuda. E, ütopyalar ve distopyalar bakımından bu mekan tasarımları, video oyunları ee, ideal kent arayışında acaba bir e, çözüm yolu bir araç olarak kullanılabilir mi ya da bir danışılabilir mi bu tür oyunlara, bu tür mekan kurgularına? Yani en azından sıfırdan bir e, kent tasarımı olmasa bile belki e, günümüzün kent sorunlarına bir e, çözüm yolu bulunabilir mi? E, bunu sizden merak ediyorum konuyu. Ee, teşekkürler Orhan. Ee, güzel bir soru. Ee, benim tabii bilgisayar oyunları ile ilgili bilgim çok sınırlı ama benim şöyle şöyle bir düşüncem var. Ee, bilgisayar oyunları e, bizim mimarlık e, yani mimari temsilde e, bugün bir araç olarak kullandığımız modelleme hatta modellemenin de bir adım ötesindeki animasyonların yani yapılı çevreyi bir e, böyle sekans sekans gezebildiğimiz o movielerin içine ...kurgulanmış bir yaşamın giydirilmiş hali. O yüzden... E, ...ütopya mıdır, distopya mıdır... ...bir şey diyemem. Çünkü o bence üretilen... ...mekana göre... E, hani ...onun özelliklerini taşıyıp taşımadığına göre... ...değişir. Ama bir... ...yani bir yapılı çevreye ilişkin... ...bir toplumsal model öneriyor mu? Kurgulanmış bir toplumsal model... ...öneren e, oyunlar var. Belki buradan gidilebilir. Yani bu aslında... Teknolojinin bir toplumsal model üretme e, egzersizindeki bir aracı bence onlar yani bir oy, hani eğlence e, aracı olmasının yanı sıra böyle bir e, durumu da var. Tabii bunu bu kadar eleştirel okuyan bir birilerinin bu oyunların içine ne kadar girdiği de başka bir e, sorun. E, ama e, bu orada bir dünyanın ya da kurgulu bir dünyanın var olduğunu söyleyebiliriz doğru. Ee, ama o dünyanın ne kadar ütopya ve distopya özellikleri taşıdığı bence e, kurgu mekana göre değişiklik gösterir. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Evet son sorumuz. için Ceren Kurtulmuş. Buyurun sesinizi açıyorum. Sizin de onay vermeniz gerekiyor. Evet şu an geliyor. Sesim geliyor değil mi? Evet, birazcık kısık geliyor. Yüksek sesle konuşabilirsiniz. Tamam, Hayır, teşekkür ediyorum sunumunuz için. Ee, ben kısa bir soru soracaktım. Çok uzatmayacağım. Ee, i̇lk başta Ütopyalar hakkında şey demiştiniz. Ütopya e, idealliğe ulaştığında değişime kapalıdır demiştiniz. Ee, ben şunu merak ettim. Ee, aslında Ütopya için ideallik nedir ve e, mesela idealliği hangi tür Ütopya belirler? Bunu merak etmiştim. Ee, şöyle bir yanıt verebilirim e, sevgili Ceren. E, her ütopya ideale ulaştığını iddia eder ve e, hani ideal olanın da o ideale ulaştıktan sonra e, daha fazla iyileştirilebilme ihtimali olmadığı için e, duran hale geldiğinden söz ettim. Yani oradaki duranlık söylemi aslında o kadar ideal bir forma kavuştu ki oradaki Yapılı çevre modeli ve toplum modeli daha fazla bir iyileştirmeye gereksinim duymuyor. Ee, söylemeye çalıştığım şey bu. Her ütopya tabii bu çok göreceli bir durum yani e, farklı e, zihinler bunu farklı algılayabilirler ki algılıyorlar zaten. Ama her ütopya üreticisi kendi ütopyasını ideal olduğunu ve mükemmel olduğunu, kusursuz olduğunu iddia ediyor. Söylediğim böyle bir şeydi. Yanıt oldu mu acaba? Mikrofon, bir saniye tekrar açıyorum. <laughs> tamam. Buyurun. Evet teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Evet çok teşekkür ederiz ve. Ceren'le birlikte sorularımız sonlanmış oldu. Eminim çok daha fazla soru vardı ama bildiğiniz gibi online platformlarda artık etkinlik sürelerine de böyle bir son gelmiyor. Çünkü herkes evde, herkes <laughs> kalabiliyor. Evet, o yüzden belli ee, belli bir noktada. Seda son olarak herkese Tabii, e, böyle çok e, dolu dolu, sağlıklı, çok düşündüğümüz e, yeni bir yıl dileyeceğim. E, 2020 ile ilgili kimse iyi konuşmuyor ama belki de iyi taraflarına da biraz odaklanalım. Ee, hani daha çok paylaştık, daha şeffaf oldu her şey. Kendimize biraz daha dönebildiğimiz e, anlar oldu. Ee, dijital ekranlarla fazla hatta haddinden fazla bir arada olduk. Ee, bunlar biraz hayatımızda da kalabilir diye düşünüyorum ama tamamen kalmasın. Biraz Yılmaz Hocayla konuşmanın başında bunun e, söyleşisini yaptık. Ben hepinizi çok özledim. Sizlerle bir arada olmayı çok özledim. Ve en kısa zamanda da yan yana sizlerle göz temasıyla tekrar buluşabilmeyi diliyorum. Herkese de çok güzel bir yeni yıl diliyorum. Cumartesinizin neredeyse yarısını bize ayırıp buraya geldiğiniz için de tekrar çok teşekkür ediyorum. Aura'ya da bu ortamı sağladığı için, bu nitelikli tartışma ortamlarını her geçen gün daha da arttırarak hayatımıza soktuğu için ayrıca çok teşekkürler. Benim için Aura çok özel. Sağ olun. Kurtul Bey, Yılmaz Bey biriniz söz almak ister mi? Çok çok teşekkür ediyoruz Ece Hocam. Çok güzel, dolu dolu bir konferans oldu. Soru cevap kısmı da son derece keyifli geçti. Gerçekten Aura'nın özel etkinliklerinden biri oldu bugün sayenizde. Yılı e, keyifli bir konferansla kapanmış olduk. E, ben e, tüm izleyicimize de e, o ana kadar e, izlemeye devam ettikleri için ayrıca çok teşekkür ediyorum. E, ve e, Ece Hocam'ın Ütopya'nın tanımıyla ilgili yaptığı e, söylediği sözlerden hareketle Onlardan bazılarını ödül çalarak arzu, umut, daha iyi bir dünya, hayali, geleceğe inanç ve iyimserlik yolu yepyeni bir yıl biliyorum herkese. Aslında gerçekten bu pandemi dönemi belki bir kırılma momenti olarak geleceğe dönük başka umutların ve arayışların başlamasına da bir vesile oldu, bir uyaran oldu İnşallah bunun sonuçlarını gelecek dönemlerde hep birlikte olumlu anlamda e, görürüz ve hayata geçirebiliriz. Tekrar çok teşekkürler Ece Hocam. Sağ olun. Kurtul Bey. Sizin... Ee, ben de yani hem Ece hem Yılmaz benim söyleyeceklerimi aslında benden daha iyi söylediler. Dolayısıyla son olarak madem kapatıyoruz. Bu kadar insanın yüzlerce kişiyi bu arada burada bir arada görmek Birçoğunun kamerasını açanların yüzünü görmek, orada sevgili Ayhan'ı, Levent çırpıcıyı tekrar izliyor olmak, insanda bir özlem uyandırıyor doğrusu. Hani o bir araya geleceğimiz günlerin özlemi var hepimizde belli ki, ama bunu artık 2020'de yapamayacağımız belli. Dolayısıyla 2020'yi kapatırken 2021'de hepinize başta değerli konuşmacımız Ece Ceylan Baba olmak üzere. Diğer bizi bugün izleyen ve 3 saatini buraya ayıran bütün izleyicilere, hatta belki şu andan sonra yine e, sosyal medyada izleyecek olan, çünkü sayı binlere çok kısa zamanda ulaşıyor bunu deneyimledik. Herkese çok çok iyi bir 2021 yılı temenni ediyorum. Avra İstanbul Yönetim Kurulu adına. Sinan Bey'dir. <laughs> alkış mı yapmaya çalışıyordunuz <laughs> alkışı yapmaya çalışıyordum ee, şey yani kaldırdın. Iç, son, son cümle ee, bu konu daha çok su kaldırır ee, daha yeni konuşmaya başladık aslında ee, umarım önümüzdeki sene e, hakikaten karşı karşıya geliriz ve konuda e, konuşmaya devam ederiz çok seve teşekkürler seve. benden evet. de mutlu yıllar diliyorum herkese. İyi yıllar hoşçakalın Herkese katılan, bizi YouTube üzerinden izleyen, soru soran, sormayan herkese çok teşekkürler. Ee, görüşmek üzere bir sonraki etkinliğimizde. O zamana kadar kendinize.